O zaman şu videoyu izleyelim mi? Özlem ablanın akışkan bir serisi bu. Ben bunu beğendim. Bu çocuk mesela sen beni izledin mi bu videoyu izlerken? Bro izledim, ben senin kesitlerini izliyorum. Aa shit. Bu çocuk hangi taraftan sence? Tipten yola çıkarak. Ya yoru şey yapmayayım bro. Geç. Come on bro. Şey troll şey çıkma zaten. Çocuk şey gibi duruyor abi. Sanki birazdan şey izlemiş. Hadi mübarekler namaza. Hangi tarafa? Bir dakika, mübarekler diyen çok parti var. Hangi partiden sence? Bu herhalde şey, babası AKP'li ama kendisi çok protesto olduğu için devalı. Anladın mı? Onun da max protestosu o. Yani anarşisi. Baş kaldırı değil mi abi? Bu bir baş kaldırı değil mi? Yeter artık, 20 senedir AK Parti'ye oy veriyorum baba. Ben Ali Babacan'a oy vereceğim falan. Bir baş kaldırı. Bu bir devrim arkadaşlar. AK Parti'den çıkıp Ali Babacan'a gidiyoruz. Evet, başlatıyorum. Türkiye'nin yoksul olmadığı dönemlerde vardı. Ben burada mesela AK Parti'nin ilk 10 yılında insanların yoksullaşmanın azaldığını hissettiğini ve bunu söylerken bunu çekinmediğini düşünüyorum. Evet, AK Parti'nin ilk 10 yılını övme seremonisi. Sevdiğimiz. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de yoksulluk her zaman vardı. Şu anki durum abartılıyor. 3, 2, 1. Katılmıyorum'a gidiyor. Peki bu kız? Abi sola baktı mı? Bilmiyorum. Sanki bir şey var orada. Bu Ha kız? neyli mi? Neci mi? Neci mi? Ortadaki Neci, evet. Abi ona yorum yapamıyorum. Niye biliyor musun? Eskiden belli stereotipler vardı ya kafamızda. Doğru değil tabii insanların görünüşlerine yargılamak ama stereotipler Doğru. vardı. Artık Ben o da kalmadı. stereotiplere katılıyorum abi. Abi kalmadı. Yani AK Parti'si olan viraller yapan kızlar var. Yok böyle bir şey yani. Muhafazakarlıkla alakası yok yani. Yok abi, Değişti burada ortam. stereotipe uymayan tek kişi türbanlı abla valla. Diğerleri full stereotip, amına koyayım ya. Bu kadar oturmaz yani. Sen stereotiplere güven diyorsun ön yargıda. Ben güveniyorum. Stereotiplere güven, kendi elemeni sonra yap. Ben açıkçası öyle yaşıyorum hayatımı. Niye, benim de Rus karı mı var sana göre? Yani Karadeniz'de yaşasan olabilirdi. Almanya'da Tamam. yaşıyorsun ama şimdi. Ne katılıyorum ne katılmıyorum. Evet, Türkiye'nin geçmişte yoksul olduğu dönemler vardı. Ama Türkiye'nin yoksul olmadığı dönemler de vardı. Ben burada mesela AK Parti'nin ilk 10 yılında insanların yoksullaşmanın azaldığını hissettiğini ve bunu ifade ettiğini söylerken bunu çekinmediğini düşünüyorum. İlk 10 yılda balon bir şişirilme yaşandı. Yani özelleştirmelerle, devletin hali hazırda bulunan yatırımlarıyla, işte özel hani devlet teşebbüsleriyle bunların Dur özelleştirilmesiyle dur bir... dur dur. Bro bu Kadriye şey değil mi? Bu Kadriye Hanım şey değil mi? Mevzulara katılan chat. Evet. Ben Evet. Twitter'da çok şey zor tatmıştı Davutoğlu'nu. Evet, o. Bu kadın şey değil, bu kadın hakikaten çok orada en düzgün soruyu soran şeydi Evet, o. hanımefendi. Tam olarak o. BTP'li, evet biliyorum. Balon bir ekonomi iyi havası yaratıldı bu. Ama fakat Merkez Bankası'nın kasası boşaldıktan sonra bu balonun patladığını. BTP Hüseyin Baş mıydı? Aynen bro, Hüseyin Baş Haydar Baş'ın oğlu şu anda en genç lider bildiğim kadarıyla 30 yaşında mı ne? Alright bro. Görüyoruz yani Merkez Bankası rezervleri eksiye düştü şu an. Merkez Bankası'ndaki kasanın boşaltılması, evet doğru, ama bu Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar nasıl birikti? Bunu da sormak lazım. Balon bir... Ne? Argüman dediğin ya. Anladın? Büyüme bence çok doğru bir kanı değil. Özelleştirmeler yapılması gerektiği için yapıldı. Çünkü bu bir trendti. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da yeni kamu yönetimi diye bir anlayış girmişti. Özelleştirme yapılan kurumun kendi arsa değeri satış fiyatından daha yüksekse bu nasıl bir devletin lehine bir sonuç doğurabilir? Bu özelleştirmenin nasıl olduğu sorusunun cevabını ben veremem. Çünkü buradaki kıstaslar farklı. Yani bunu denetlemesi gereken kurumlar, eğer bir yolsuzluk yapılmışsa denetlemeliydi. En kapitalist ekonomilerde bile bugün Almanya'da, İsviçre'de devlet stratejik gördüğü... Almanya kapitalistmiş İsviçre'de. Duydun mu? Erlik. Tanımlamalar değişiyor ama Türkiye'de şimdi kime göre kapitalist, kime göre sosyal bir devlet. Yani Türkiye'nin bakış açısına göre değişiyor. Öğren bunları ama. Bir şey soracağım devam etmeden. Buraya çağrılan arkadaşlar bir siyasi partiden bilerek mi seçiliyor? Bilmiyorum, sorayım mı Özlem ablaya? Bir sorsun çünkü o hanımefendi BTP'ye gidiyor. Ne yapıyorsun sen? Tuvalette misin? Yo. Ha. Almanya Buyurun. sosyalist bu arada ya. Yani neredeyse dünyadaki Ya en sosyalist sosyalist değil, sosyal ülkelerden demokrat biri yani. politikaları olan bir sosyalist. Biraz yanlış oldu. Sosyal demokrat, sosyal yardımları, sosyal devlet prensipleri olan bir devlet, doğru. Ama özel sektörde Tartışılır. çok güçlü.
çok da destek veriyor. Yani şey, dual aslında. Türkiye kadar destek vermiyor. Mesela Türkiye'de ne oluyor? Yakıyor sigarayı, diyor ki o şirket bizim için değerli bir şirket. Sil vergiyi, sil. Almanya'da öyle mi? Tekil bir kişi olarak bile sen kalkıp çok para kazanırsan %70'e kadar vergiyi götüne sokuyor yani. Sen de aynı şeyi anlattın ya. Benim işte vergimden dolayı böyle teoriler var falan. Türkiye'de vergiden bir şey olmaz. Ben kendim biliyorum. İş yapıyorum orada sonuçta. Ama Almanya'da senin götünü, direkt yani hapis cezasına kadar gider. Tabii. Anında. Hiç acımazlar. Yani Almanya'da şöyle yapıyor arkadaşlar. Mesela bu 3000 euro kazanıyor ya. Bu kişi 7000-8000 euro mu kazanıyor? Yani. Dengelemeye çalışıyor. İki tarafı. Ve iki tarafında neredeyse kazandıkları günün sonunda dengelendiğinde vergiler çıktığında devletten aldıkları destek de aşağı yukarı aynı. O yüzden insanlar kasmıyor. Niye doktor olayım? Amına koyayım ya. Yani 5 yıllık Audi değil de 0 Audi'ye binmek için mi? Sikerler bro diyor. Gidiyor BİM'de kasiyer oluyor. Sektörlere destek sağlayabiliyor. Şimdi şunu da söylemek lazım. Özelleştirilen kurumların birçoğu stratejik değildi zaten. Mesela bugünkü stratejik olarak değerlendirilebilir mi bilmiyorum ama PTT ve benzeri birçok zarar eden kurumlar stratejik olarak görüldüğünden özelleştirme yapılmıyor. Ama atıyorum devletin ufacık bir kalemi dahi üretmesi hem piyasaya aykırı hem genel ekonominin değerlendirilmesine aykırı. Katılıyorum ne katılmıyorum diyeceğim. Çünkü bence yoksulluk yine yolsuzluğa da bağlı olarak yani elinde güç olanların elinde güç olmayanlara vermedikleri kaynaklar diyeyim. Bu hep vardı. Sadece şimdi Türkiye dediğimiz zaman doğuyu da düşünürsek bence çok uzun süreli bir sorun bu zaten. İnsanlar yıllardır iş için göç ediyorlar. Öyle mi? O yüzden hani hep vardı bu sorun ama şu son iki yılda çok daha fazla diye. Allah Allah. Oysa ki doğuya götürülmeye çalışılan altyapı, yatırımlar, iş makinalarını yakanlar da herhalde Batılılardı yine arkadaşlar. İzmir'den vatandaşım geldi o iş makinalarını yaktı amına koyayım. Öyle değil mi? Diyebilirim. Ben yoksulluk daha öncesinde var olduğuna evet katılıyorum ama biz birer vatandaş olarak yaşadığımız günden de pay biçmemiz gerekiyor. Ulan yol yapıyoruz altına bomba döşüyorsunuz. Ve şu anda hepimizin bir yoksullukla karşı karşıya kaldığımız belli ve bugün sosyal devlet olarak konuştuğumuz bu devlet bize bu yoksullukla mücadeleyle alakalı hiçbir şey yapmıyor ve enflasyonun altında hepimiz eziliyoruz. Türkiye'de hep bir yoksulluk vardı ve özellikle şu son yıllar yoksulluğu çok daha yakından gözlemliyorum. Eğer abartıldığını düşünüyorlarsa bence ya uyuyorlar ya da gözleri kapalı. Ama gözlerini açmak için tabii yaşadıkları bir yere de bağlı. Bebekte bu biraz zor olabilir ama farklı bir yer, bir ilçede, bir yerde sokağa çıkıp gerçekleri görmesi çok zor olmaz. Orada bile üstünü kapatacak şekilde bir şeyler söyle. Ya ben de yoksullaştım bu arada arkadaşlar. Şimdi dediğime senin derdini sikeyim diyeceksiniz ama yani benim kalibremde birisinin gözünü fazla kırpmadan bir villa satın alabilmesi lazım abi. Ya paranın pulun da değeri kalmadı. Bakıyorsun en düşük villa 15-20 milyon lira. Ne yapıyoruz amına koyayım? Yani gideyim Miami'den alayım. İki tane alırım Miami'den o fiyata. Yani böyle abartılmış şişirilmiş bir balon söz konusu. Yani cebinde nakit olanın da herhangi bir şekilde bu durumda iyi hale geldiğini söyleyemeyiz. Eskiden şeydi, cash is king diye bir laf vardı. Böyle kriz dönemlerinde cebinde cash'i olanlar en azından onlar toparlardı. Onlar toparlayınca ekonomi biraz çarkına otururdu. Tekrar toparlanma yoluna giderdik. Şimdi öyle değil abi. Neden öyle değil? Mesela cash'inle ne yapabilirsin? Araba alabilirsin, ev alabilirsin, gayrimenkule yatırım yapabilirsin. Gayrimenkul fiyatları asla inmiyor. Devamlı yukarıya doğru gidiyor. Bunun sebeplerinden en büyüğü de şu. Devamlı dışarıya bir gelin Türkiye'ye ev alın, evin yanında vatandaşlık bedava reklamı yapıldığı için ben 1v1 attığımda kalkıp bir tane Türk'le kapışmıyorum ki amına koyayım. Arap'la kapışıyorum, İranlı'yla kapışıyorum, Rus'la kapışıyorum. Ben nasıl ev alacağım? Anlatabiliyor muyum? Oranın zenginiyle kapışıyorum bir de. Yani benim zengini rakibim değil. Türk oranın değil ki. Değil bro. Rus'un zengini. Geliyor. Rus'un zengini kanka şimdi. Yani 100 bin dolarla adam geliyor şey yapıyor biliyorsun Türkiye'de. Yani onun da çok şeyi var, çekici. Yani İstanbul'un bir çekiciliği var. Dışından gelen Araplar için özellikle veya Körfez Arapları için. Hem vatandaşlık alıyorsun hem başın rahat hem zaten biliyorsun İstanbul'un bazı yerleri tamamen şey. Hani yabancılık da çekmiyorsun. Evet. Adamlar kuryelere bile kızıyorlar. Arap diyor ne oğlum artık yeter lan falan gibisinden böyle. Onlar için çok cazip bir yer. Onlar da elinden geleni yaptığı için işte bu durumda bu durum Antalya'da mesela Ruslar için çok cazip bir yer. Ruslara da satmak için elimizden geleni yaptık. Devamlı artan böyle bir fason bir
piyasa diyelim buna yani. Türk'le kapışmıyorsun ev alırken, ev kiralarken. O yüzden cash'in de bir sikime yaradığı yok şu anda yani. Neyse, continue. Öğreniyorsa bu bence uykudan uyanmamak demek. Sonsuza kadar uyumak demek. O kadar çok gerçeklikten uzak bir medyadayız ki ben bundan... Bu kız İtalyan mı? Eller çok aktif çok yani. Çünkü bir laptop almak istiyorum. Bak, ve gerçekten yine önyargıyı istemiyorum. Alıp bozulanlardan istemiyorum. Ama onu almak için yıllarımı vermem gerekiyor. Yıllarımı verip çalışmam gerekiyor. Onun taksitlerini bitirmem gerekiyor. Peki ben bu alanlarda mücadele edeceğim? Üniversite sınavına hazırlanacağım? Kendi geçimimi sağlayacağım? Bunların hangisini yapacağım? En çok duyduğumuz biz Türk sırası bekliyorduk. İşte ekmek sırası. Şu anda açıkçası durum çok farklı değil. Ve geçmişte onlar yaşamış diye bizim de yaşamamız gerekiyormuş gibi bakılmasına da hiç katılmıyorum. Türkiye'de hatta Anadolu'da refah belli dönemler hariç yüzyıllardır olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Osmanlı'ya kadar gitsek bile bir refahın olduğunu düşünmüyorum belli dönemler hariç. Ama komşularımız zenginleşirken, başka ülkeler zenginleşirken biz fakirleştik. Bundan 10 sene önce biz Bulgaristan'a, Gürcistan'a giderken alışveriş yapmayız. Şu an onlar bizim ülkemizden alışveriş yapıyorlar. Bu da bizim fakirleştiğimizin en büyük kanıtı diye düşünüyorum. Türkiye'nin ekonomisine dış güçler tarafından operasyon çekiliyor. 3, 2, 1. Bu konu zaman zaman gerçekten olan şeyler. Yani hiç yaşamadı dersek yalan söylemiş oluruz. Kıbrıs harekatında bunu gördük. Hatta çok geçmişe gitmeye de gerek yok. Birkaç sene önceydi sanırım. Rahip Brunson olayında da bunu gördük. Doların nasıl yükseldiğini gördük. Yani istedikleri zaman bunu yapabiliyorlar. Evet doğru ama her şeyi de buna bağlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Her şeyi de her olumsuzluğu da dış güçlere bağlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben bu tamamen yani komik gelen bir mevzu. Evet dış güçlerle alakalı değil ama dışarıda yaşanan olaylar ekonomiye etkisi tabii ki olabiliyor ama bu para politikalarınızı ülke olarak ve devlet olarak nasıl yönettiğinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu sadece evet dış ülkelerde yaşanan bu olaylar, şu olaylar evet etkiliyor mu etkiliyor ama farklı bir ülkeye seni bitirmek için yaptığı bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen paranın devlet olarak iyi yönetilemediği ile alakalı bir sorun. Ben açıkçası bu yargıya kesinlikle katılmıyorum. Çünkü bugünkü ekonomik düzende bunu değerli. Ooo Ökün Flix. Eyvallah. Alacağız o villayı Boromir'e. Kardeşim cepte. Ya şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani ekonomiye operasyon çekmek demeyelim de Türkiye'nin ekonomisini zayıf tutmak bazı devletlerin işine geliyorsa bunu yaparlar. Önemli olan senin yaptırtmama gücüne sahip olman. Yani yanlış mimarlık ne var yani şimdi? Doğrusun. Brunson'a örnek verdi Rahip Brunson'ı. Senin ekonomin veya para birimin bir Donald Trump'ın tweetiyle yıkılacaksa bu kırılganlıktaysa niye giriyorsun bu işlere? Madem vereceksin adamı niye bu işi ölüm kalım mevzusu kadar uzatıyorsun günün sonunda? Hani olan bize oluyor, giren bize giriyor. Öztürkçe'yle söylemek gerekirse. Sömürüyor açıksan sömürürler bro. Bugün biliyoruz ki pazarlık için yani Fethullah Gülen'e verin bunu verelim kafasıyla girmişler bu işlere. Bunun sonucu olarak da adam tek tweetle bizim ekonomiyi biraz okşadı. Niye giriyor bu işlere? Çok basit bir soru. Eskiden de vardı böyle biliyorsun değil mi? Türkiye'nin çok kızabileceği, sıkıntı çıkarabileceği mevzular, krizler. Ama sesini çıkarmıyordu. Çünkü bedeli oluyor bazı şeylere. Herkese aykıramıyorsun. Pepe Gazi biliyorum Metin Külünk çıkıyor. Metin Külünk de yani... Hapse girmeden nasıl gönderdim? Ben soru Oğuzhan'a diyorsun değil mi? Oğuzhan Kodan'a diyorsun değil mi? Ben katılmadım. Çünkü oraya gittiğim zaman hapse girmeden çıkmam düşük ihtimaldi. Oğuzhan'ın programına diyorsun değil mi Oğuzhan'a? Evet, evet, evet. Vallahi sormuşlar bro birçok şey. Ben de soru gönderdim bir tane. Cevap vermemiş bana ama ayrı konu. Yani... Neye bağlamış yani ben özet geçeyim sana. Spoiler da vermeyeyim Oğuzhan'ın programını. Hı. Ben bireysel olarak buradayım. Partiyi temsil etmiyorum. Aa! Yani o kafa. O zaman niye geldin? O zaman bilmiyorum. Bu ne abi? Bu arada bunu herkes yapacak abi. Yani oraya abi çıkan bu arada bir şey iyi ki gitmemişim amına koyayım ya. Gidesin var mıydı ki? Yani ya böyle olacağını biliyordum ya da ben çok sert sorduğum sorulardan sonra ters kelepçe oradan çıkarım diye düşünüyordum. Bayağı şey sordular ama bro FETÖ METÖ bayağı sordular herhalde. Onun o kadar şeyi yok yani. Bro Metin Külünk de yani. Şeyi sordular bilmiyorum ama. Onun asıl mevzu olan Osman Germaniye falan. Onlar yani bak. Anladın. Neyse devam. Evlendirmek istiyorum ama arkadaşıma şey konusunda katılıyorum. Türkiye'nin geçmişte 1970'lerde yaptığı çıkarma hatta Rahip Brunson olayında dıştan bir müdahale olduğu doğru. Bu kabul edilebilir bir gerçeklik. Fakat bugünkü yaşadığımız ekonomik problemlerin asıl sebebi bugünkü siyasi iktidarın aldığı ekonomik para politikasının neticesidir. Bunun bir sorumlusu aranıyorsa o da bugünkü siyasi iktidardır. Burada bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Yani sormak istiyorum o zaman mecliste dış güçlerin adamı mı var? Yani kim karar veriyor? Veya bakanlıklarda dış güçlerin adamları mı vardı da bazı kararları ekonomik anlamda bazı kararları bu dış güçlerin adamları mı onayladı da biz bu noktaya geldik? Yani eğer böyle bir yargıda birileri bulunuyorsa ya işte ekonomimizi dış güçler bozdu. O zaman bildiklerinizi açıklayın demek düşer. Yani kim bu dış güçler açıklayın.
durumun iktidarın sorumluluğu üzerinden atma çabası olduğunu düşünüyorum. Yok, çünkü gayet dışarıdan... sağlam bence. O kişinin mantığına göre cevap verdin. Madem siz mantığınızı yargı değil ama ona... Neyse, peki. Bir şey mantığı zaman, doğru, kızın söylediği mantığı doğru da kullandığı şey yanlış. Adam diyor ya dış şey. Güçlerden dolayı. Bu da diyor ki senin yaptığın bir şey tetikliyor. O zaman dış güçler bizim şeyimizin içerisinde. Aparatımızın, yönetim aparatımızın içerisinde. Bunu açıklayın madem diyor. Berfincim geldi. Kalmaz. Konuyu dışarıdan yine çözebileceğimiz, yine onlarla ilgili bir şey haline gelir. O yüzden evet Türkiye ile... Sen bu kıza bu yüzden bir şey diyorsun. Yollara bomba... Lan Allah cezanı vermesin seni. Ben de diyorum ki... Ne yüzden? Niye... Neyse tamam. Belanı vermesin oğlum senin. Devam, oğlum ben tamam. İstanbul'a gittiğimde bir tane AK-47 kolyesi satın alıp Özlem ablaya vereceğim bu kıza hediye etsin diye. İyi ki doğdun bro. Ne oldu, suikaste mi kurban gitti? Sesi kesildi. 20 bin lira donate geldi abi. Değil misin? Evet. Metin Külünk sus payı. Sevgili Dırarı'ya teşekkür ederim. Umarım bir daha kendini dışarı kilitlemezsin canım. Almanya'ya gidiyorum. O civarda olursa ay sonu buluşalım canım. Öpüyorum, sen bana... ...olabilir ama Türkiye'nin sorunları Türkiye'yi ilgilendirir diye düşünüyorum. Her siyasi iktidar, iktidarı ele geçirdiğinde kendine yakın gruplara ve seçmen kitlesine servet transferi yapıyor. 3, 2, 1... Bu duruma kısmen katılıyorum, kısmen katılmıyorum. Günümüzde evet bunun örnekleriyle karşı karşıya kendimce evet kaldığımızı düşünüyorum ama geçmişte de bunlar yaşandı ama bundan sonrasında böyle olacak diye bir kaide bence yok. Bence var. Bence Erlik, bak teorim şu. Evet. Millet İttifakı kazanırsa ki küçük bir ihtimal olarak görüyorum bu saatten sonra. Kendime has sebeplerim var. Ama Millet İttifakı kazanırsa bence Cumhuriyet tarihinin en ağır sömürüsünü göreceğiz abi. Ben buna inanıyorum ya. En ağır sömürüsü. Çünkü yıllardır böyle bir birikmişlik var ya. Getir lan dayı oğlunu. Şuraya müdür atıyorum onu. Bacını sikeyim. Ya bro onu yapar. AKP'yi geçemezler de. O çünkü onlar Allah artık yani akla mantığa sığmayacak diye sömürüleri var onların. Ama elbette yapacağım. Benim için şüphesiz. Çünkü bu şeyle alakalı biraz da. İşte Yunanistan'da da öyle ya. İtalya'da da böyle. Bizim Akdeniz coğrafyasında olan şeyler, milletler de ne hikmetse bu şey var. Bu FETÖ'nü yatacak. Hani kendi tarafı, ticarette de öyle bu arada. Hep böyle akraba kayırmacı, adam kayırmacı falan olacak, kesinlikle olacak. Niye herkes böyle garip bir şey yapmış bilmiyorum. Herkesin resmen şeye gitmesi gerekiyordu, sağ tarafa, yani bizden sola. Burada niye ortada kalmış bazı arkadaşlar? Eğer eski jenerasyondan olursa kesinlikle devam edecek. Yani bunun için herhalde bir 15 sene falan geçmesi gerekiyor ki daha etik değerleri daha yüksek bir nesline yetişmesi gerekiyor ki bunu yapmasın. Saygı dursun, duysun. Yani yeni nesil de çok iyi değil gibi ya. Ya en azından yanlış bir şey olduğunu anlayabiliyor. O bak sıkıntı ne biliyor musun? Bu eski nesil de şey var. Bunun Emir'in okuyacağı doğru olduğunu belli şartlarda adam kayırmanın doğru olduğu kafası var. DGKO. Sadece siyasette değil her yerde. Aileden gelen bir şey bu. Yani aileleşme kafası var, anladın mı? Oradan geliyor kafa. Kabileleşme. Bu kafa var. Orta Doğu kafası bu aslında. Ama bu konuda AK Parti'nin ihtisası çok iyi. Profesyonel çalışıyorlar yani. Bayağı alttan yukarıdan aşağıya bir piramit şeklinde dağılıyor yani. Dağıtamazsan sistemi tutamazsın ki, herkes yiyecek. Bir de herkesin herkesten haberi yok. En üsttekinin biliyor musun? Başkalarına yedirmeden yersen kustururlar demişti bir tane abim. Hatırlar mısın kimdir o? Kimdi? Yeşil. Yeşil. Haha şeyde tamam. Tamam doğru, ses kaydında. Sen onu yedirmezler. Her siyasi iktidar. Beni tanıdın mı? Kod yeşil. Beni tanıdın mı? Ama belli başlı yerlerin bunu yaptığını biliyorum. Örneğin ben hukuk okumak istiyorum ve gerçekten çok istiyorum. Akademisyen olmak istiyorum. Ben onlarca emek verip, çok çalışıp, ki şu andan itibaren başladım. Gelip birisi o partinin üyesi diye ya da o partinin üyesi birisinin akrabası ya da ailesinden birisi diye
onu bir yere getirmeleri ya da bir yere almaları beni gerçekten çok öfkelendiriyor. Bunu asla kabul edemem ve kabul etmemeliyiz de. Şimdi benim bu canım kızıma bir tavsiyem var. Eğer bu seçimde AK Parti kazanırsa koş en yakın TÜGVA'ya üye ol. Çünkü listeler TÜGVA'dan çıkıyor artık. Yani parti değil TÜGVA'da eliyorlar. O yüzden tavsiyem koşarak gitsin, hemen üye olsun. En yakın TÜGVA'ya atanmak istiyorsa. Listeler oradan çıkıyor. Yani artık listeleri gördük bu arada. Artık gizli mizli değil Erlik yani. Bayağı. Sen paylaştın hatta. Senin yaptığın flatları hatırlıyorum. Tabii ben o listeyi paylaştım. Ama ben AK Parti maşasıyım. Yani onu buradasın diye demiyorum oğlum. Yani bir, kimse söylemiyor. Mecbur birbirimize biz söylüyoruz. Ben yaptığın listeleri hatırlıyorum. Ben bazı siyasetleri ulan biz yayınlamıyoruz herif yayınlıyor amına koyayım. Taşraklıyım şu an. Dediğini de biliyorum. Hani keşke bunu bu şekilde değil argo olarak değil de açıktan deseler. Ya birader diyemez. Yok. Eyvallah. Hani şerefsizsin belki bunu da diyebilir. Yani bize de söylüyorlar. Pisliksiniz bilmem nesiniz ama abi yani iyiydin hakkını iyi de vermek diye bir şey var. Veremez. Ya ben CHP içinde siyasilerin oha adama bak TÜGVA listelerini paylaştı dediğini biliyorum. Onların neden paylaşmadığını sorarsan işte buna siyasi fraternite diyorum kardeşim. Ya ileride biz yaparsak bizim de başımız ağrımasın. Ya bir de burası hak bak arkadaşlar nasıl bir arı kovanına çomak soktuğunu anlamanız için kısacık şekilde. TÜGVA 2013'te başkanlık sistemi sempozyumları veren bir yer. Burhan Kuzu veriyordu o dönemler. Bunun çalışmasını yapıyordu. Şimdi diplomat yetiştiriyorlardı. Bunların listeleri çıktı ortaya, mailleri çıktı ortaya. Adamlar 10 yıldır diplomat yetiştiriyor. Hani şey geyi var ya AK Parti'nin yol bulmuş buluyorsun. AK Parti'nin yol. AK Parti üyeliğinin bir anlamı kalmadı artık. Tekirdekten yetiştiriyorlar TÜGVA'da. Tabii TÜGVA artık. AK Parti üyeliği geçti. O plebler için sorcum. Daha görmemiz lazım. Yok AK Parti'ye kaydolmanıza gerek yok. TÜGVA tam artık bu işi şey yani. Bunu her iktidar diye genellemek mümkün mü bilmiyorum. Çünkü hani hepsini tecrübe etmedim ama bunun örnekleri olduğunu biliyorum. Hani yakın zamanda işte tüm servetlerini kaybeden aileleri biliyoruz. Çok hızlı zenginleşen aileleri biliyoruz. O yüzden kısmen katılıyorum buna. Günümüzde bunu alenen görüyoruz yani. Bu inkar edilemez bir gerçek. Gençlerin bu anlamda... Şurada bir tel saçını görüyorum. Hiçbir şekilde hiyerarşiye bir güvenleri kalmadı. Ben kesinlikle katılıyorum bu değer yargısına. Çünkü Türkiye'de Cumhuriyet tarihini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde her zaman iktidarın çevresi servet transferinin merkezi olmuştur. Bu siyasetin bir duasıdır. Bunu normalleştirmek istemiyorum. Ama bu böyle olmuştur. Bundan sonra böyle devam eder mi sorusu. Bu tartışılması gereken bir soru. Bu hukuk devleti olmak da bence orantılı olan bir durum. Ve burası yeni politikalar, yeni adaylar ve yeni kampanyalarla beraber ve yeni değişimlerle beraber hukuk devleti olacağına tam inancım olduktan sonra bunun böyle devam edeceğini düşünmüyorum. Bu tamamıyla devletin hukuk devleti çizgisinde kalıp kalmaması ile alakalı olan bir durum olarak düşünüyorum. Hukuksal olarak yapabiliyorsun bro bu arada. Hukuksal olarak yapıyorsun yani şey diyorlar sana. Bir bakanlıktan bir şey alacağı zaman aracı şirket gerekiyor diyor. Bu aracı şirketin başındaki kişinin de siyasilerle bir akrabalığı olmayacak veya o siyasinin burada anonim ortaklığı olmayacak diye bir kural bir şey yok. Yani gayet hukuksal. Devlet Malzeme Ofisi var mesela. DMO bir şey alırken her zaman bilinir ki 2-3 katı öder yani. Oradan ihale kapan göt deliği bir güzel genişler. Ya mesela her şey hukuksal arkadaşlar. Mesela çok hukuksal bir şekilde birini nasıl akademisyen yaparız? İşte yazıyor. Diyor ki atıyorum şu anda tarihle ilgili bir akademisyen alınacak. Tamam mı? Öğretim görevlisi alınacak. Yazıyor. Mesela diyor ki Uzak Doğu dövüş sanatlarından Aikido'yu kırmızı kuşakta bilmesi lazım. Ulan yazıyor 25 ila 32 yaş arasında. Tamam mı? Nokta atışı. Nokta atışı. Dogumgun'un kutlu olsun. Bu dar gecelerimde yanımda olduğun eyvallah için sana dua edeceğim Aga Bey. Eyvallah Rodrigo'cum, eyvallah. Yani bu nokta atışı öyle bir yazıyorlar ki Türkiye'de bir kişi var öyle. Mesela şey yazıyor. İşte master tezinde işte atıyorum Selçuklu döneminde bilmem ne ailesi üzerinde yazmış olsun. Bir bakıyorsun bir kişi var orada. TÜGVA'lı bir reis. Allah Allah. Kimin aklına gelirdi amına koyayım ya? Wow, adrese teslim yazıyorlar. Sen buna karşı çıkamıyorsun çünkü hukuk dahilinde yani. Şöyle geçeyim. Bence yani devlet topluma hizmet ediyor olmalı. Onlara çıkarlarına çalışıyor olmalı. Ama tam tersi böyle bizim ülkemizde bu devlette yer almanın yolu işte iktidar gücü. Sanki devlet onlara hizmet etmeliymiş gibi. Kendi çıkarlarına nasıl kullanabilirler gibi bakıyorlar. Şu an gelecek olan partilerle ilgili de herkes eminim çıkarlarını planlamıştır.
Başka biriyle de farklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bence bu ciddi bir etik değerler sorunu yani. Ama HDP gelse bence adaletli davranır. Bugünkü siyasi iktidarın zaten bu yolsuzluğu yaptığını hepimiz biliyoruz. Düşünüyorum. Bugün mesela bütün büyükşehir belediyelerinin çoğunluğunu muhalefet oluşturuyor. Fakat buna kesinlikle arkadaşlarımız diyebiliyor mu ki İBB'nin ya da diğer büyükşehir belediyesindeki yöneticiler Cumhuriyet Halk Partili ya da İYİ Partili değil? Ya ben farklı bir şey sormak istiyorum. Herkes kendi çıkarı söz konusu olduğu zaman bir siyasi partiye aracı olarak kullanabilecek olsa şu an buradaki. Kim hani hayır der ki acaba yüksel... Ben... ...denmek veya işte bir şekilde kullanmak için. Ben derim. Bence biraz gerçeküstü. Yok ben derim. Ben buna dur derim. Beni haksız yere zenginleştirmesini, beni haksız yere belli bir yere getirmesini istemem. Ben bu noktada torpil ve referans arasındaki farkı çok iyi bilemcisiyim. Eğer benim yüksek mertebede bir tanıdığım varsa, eğer bu bana referans olmak istiyorsa, referans oluyordur. Benim o işi yapabileceğime inancı vardır ve ben bir yazılı sınavı, bir mülakatı geçmişimdir. Ben bunun dışında bir torpille zaten hiçbir zaman destek veren birisi değilim. Ki bu zamana kadar da çok kez karşılaştım. Torpil gözümün önünde de oldu, teklif eden de oldu. Ama ben bunların ayrımını yapabiliyorum. Şey olmuyor mu? Diyelim ki 100 kişi var, yüzünüzde mülakatı geçecek kapasitede adamlarsınız. Ama sadece sen referans bulabiliyorsun. Çünkü teyzenin oğlu. Bu şimdi torpil değil mi? Well, depends. Yani referans akademide de oluyor. Ama işte namuslu toplumlarda işe yarayan bir şey abi referans. Bunu nasıl yapalım bilmiyorum ki. Ya o akademideki referans biraz şey değil abi karşılaştıramazsın. Yani diyelim ki 100 kişi var. Ve hani iş o kadar da şey değil ya uzay mühendisliği falan yapmıyorsun yani. Bir sürü kişi var genç bir sürü insan var. Biri alınacak ya bunun şans eseri seçeceksin çünkü herkes aynı kapasitede. Bir üstünlüğü de yok. Demek istediğimi anlatabildim mi? Böyle 3 kişi var elinde. Yani birini alacaksın baba. Adam da diyor ki ya birini alacağız. İşte orada şeye bakıyorsun olmaz. Kanka Tuncelili varsa onu alıyorsun. Trabzonlar o şey. Berfin az önce dedi ya işte Berfin'in arkadaşlarının %90'ı İGDAŞ'ta çalışmıyorsa ben... Taksim'in ortasında çıplak bir şekilde anırmaya hazırım. Hazırım. Şu anda kendi kazancımla ya da ailemin desteğiyle kendimi geçindirebilecek durumdayım. 3, 2, 1. Yapma! Türban bro. Sen geçindiriyor gibisin. Yapma. Yapma. Çünkü o dudaklar 3 tane asgari ücret. Yapma. Please don't. Yapma. Zam yapılıyor deniliyor ama yaptıkları zam dalga geçermişçesine gibi bir zam. Yani onunla sadece markete gidip birkaç tane ürün alınır. Belki alınmaz bile. Eğer geçinmekten kastımız sadece temel ihtiyaçlarsa bu aşırı pahalıya kaçmıyor. Yani şu an Türkiye'nin ekonomisine baktığımızda. Ama sadece nefes alıp barınmak ve karnımızı doyurmak dediğimiz şeyse eğer geçinmek. Yani bir sosyal hayatımız olmayacaksa. Sadece uyanıp yemek yiyip yatacaksak, okula gideceksek aşırı pahalıya kaçmıyor öğrenciler için ama onun dışında bir sosyal... Eşarp Dior'dan mı? Ben hiç bilmiyorum abi. Hayatımda Dior'dan hiçbir şeyim olmadığı için bilmiyorum arkadaşlar. Atılmaya çalıştığın zaman tabii ki... Ama geçen bölüm Louis Vuitton eşarp takıyordu. Geçinemiyorsun. Ben şu an evsiz kaldım zaten çünkü oda fiyatı en son 3500 oldu. Zaten asgari ücretin biraz üstünde alıyorum. O yüzden onu karşılayamayacak haldeydim. Arkadaşlarımı da ailemde idare ediyorum. Barınma ihtiyacımdan vazgeçince sadece beslenme ve ulaşım ihtiyacımı karşılayabilir oldum. Bu şekilde... Dağlara gel dağlara berbi... ...de yaşamak yaşamaksa bir şekilde geçiyor. Anlamamış olabilir insanlar. Oda fiyatı ne demek? Başına bir şey gelirse... Yani işte zaten artık bir eve çıkmak minimum 7000, o da 1+1'ler. 2+1 evde işte yaşayacağımızı söyleyelim. 9000 lira ve işte salonu da vazgeçiyoruz artık arkadaşlar arasında. 3 oda olarak işte herkes 3000-3500 lira vererek kalıyor. Ev sahipleri ikinci zammı da yaptılar. Yani... Bence bir komün olarak yaşayabilirsiniz. Kaçak çay, saz ve Adıyaman tütünü eşliğinde bir salonda ortalama 8 kişi. Etrafta da kızıl posterler varsa... Tadından yenmez. Yani yasal olarak öyle bir şey olmamasına rağmen. O yüzden... Hücre evi. ...de işte 4500'lere çıkınca artık tüm maaşımı veremeyeceğim için o kısımdan vazgeçtim. Ben bütün arkadaşlarımı katılıyorum ama Alperen'le ortak bir noktaya değinmek istiyorum. Ben de bir öğrenciyim ve stajyer olarak çalıştığım bir kurum var. Stajyer maaşı çok... Nasıl öğrenci abi? Yaş yoktur oğlum. Her türlü şey yapabilir. Oğlum adamın saçı kalmamış. Onu geçeceksin abi. Allah'a şükür bizimkiler dökülmedi de millette çok erken mi dökülmeye başladı artık? Genetik. Apple Watch'u var bir de. Apple Watch 7'si var. Ondan ne alakası var? Apple Watch'u var. Öğrenci olamazsın lan. Siktir git falan diyor. Çıkar telefonunu.
çok düşük. Hiçbir şekilde zaten yani çok büyük katkılar sunamıyor. Bir ev kirasını geçtim. Temel ihtiyaçlarınızı bile karşılamıyor ama ailem dolayısıyla evet belki hayatımı idame ettirebilirim ama Alper'in dediği bir nokta var. Ya buna insan olmak denebilirse evet temel Arkadaşlar kaçınızın Apple Watch'u var? Helly Hansen giyiyor abi, pahalı o. Helly Hansen ne oğlum, bilmiyorum bile amına koyayım. Helly Hansen ne? Helly Hansen ne Erlik? Ben de senin gibi bilmiyorum, marka herhalde. Bilmiyorum abi. Sen Almansın abi. Senin bildiğin iki marka var zaten. Jack Wolfskin. North Face. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Okula gidebiliyorum. Kırtasiye ihtiyaçlarımı alabiliyorum ama hadi gel, bu hafta şurada bir kahvaltı yapayım ya da şurada. O polar 800 lira mı? 1000 lira mı? En az 1000 lira mı? Ucuz mu? Oğlum hepiniz sab olun. Sikerim sizi. W3 sab olun. Bu polara 1000 lira ucuzsa bana niye 8 liralık sab oluyorsunuz ya? 50 liralık olun. Yarraklarıma bak ya. Bak 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 bak. Liberal cao. Hemen nasıl 1000 TL ucuz yaşıyor? Çaput mu giysin adam? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Dümdüz polar işte. Aa. Ben 300 liralık hoodiler giyiyorum, 200 liralık. Allah Allah. Bir fakir benim galiba. Şu manzarada şöyle bir şeyler yiyeyim deme fırsatım olamıyor çünkü ucu ucuna yetiyor. Evet, yaşıyoruz, geçiniyoruz bir şekilde. Karnımız doyuyor. Ailemizde yaşıyoruz. Karnımızla yaşayanlar yani evet bir şekilde insanlar yaşıyor ama nasıl yaşıyoruz yani? Ben bütün arkadaşlarımıza katılıyorum ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani geçmişte insanlar ay sonunu getiremiyoruz diye bir cümle sarf ediyorlardı. Artık bu ay Ya ben yalan söylemeyi tasvip etmiyorum arkadaşlar. Ben şimdi Türkiye'de güzel yaşıyorum amına koyayım ya. Ama ben farklı bir pozisyondayım. Yani bu arkadaşlar da en azından Louis Vuitton eşarp takan abla ucu ucuna yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz demagojisi yapmaması lazım burada ya. Yanlış mıyım arkadaşlar ya? Louis Vuitton'dan Dior'dan eşarp alan bir insan gerçekten ucu ucuna mı yaşıyordur? Yapmayın ya. Bilemezsin. Nasıl bilemezsin? Anneannesinden mi kalmış amına koyayım? Gidip alıyor demek ki Louis Vuitton. Abi Louis Vuitton eşarp kaç para ya? Yapmayın bunu ya. Nasıl yazıldığını bile bilmiyorum ki. Belki sahtedir. Beymen'de satılıyor. Abi bir şey Beymen'de satılıyorsa zaten adamı. Rrr yani. Sen böyle yüzeysel bir adam değildin ya. Sana bir şeyler olmuş. Ya ne yüzeyseli? Bundan daha fundamental bir şey var mı kardeşim? İkinci el. İkinci el mi? Oğlum sıfırını nereden? Oğlum satılmıyor bile. Amına kodumun şeyi ya. Satılmıyor. Alo. Bulamıyorum amına koyayım. Özür dilerim. Geçen yayında başlattım ya işte. Abi bak şallar. Erkek şalmış bunlar. Oğlum bulamıyorum bile. Oğlum satılmıyor, satılmıyor. Ah özür dile yazanlar yarrağı yedi şu an. Geçen de başlattım. Cenk Hoca. Bu sana bir şey teşekkür soracağım. Ederim, Cenk Hoca senin doğum gününü kutlamış, sen paylaşmışsın. Evet. Ben Cenk Hoca'nın yayına girdim o gün. Yarım saat Cenk Hoca'yı doldurdum sana karşı, anladın mı? Niye yapıyorsun oğlum böyle? Zaten sonunda sövecek, doğum günümü kutluyor, sonunda sövecek şey diyor. Neyse, bugün doğum günüdür. Yok ben anlatıyorum şey diyorum, Ahmet işte Joe Biden'ı savunuyor falan, tam böyle SCV gibi anlatıyorum. Really man fucking Ahmet, ben böyle bilmezdim man falan diyor. Bayağı doldurdum yarım saat, biz yanıtla anlayıp çıktım. Böyle sonra. Happy birthday falan diyor, ondan sonra diyor. Neyse, bugün doğum günüdür. Ay sonu gün sonuna dönmeye başladı. İnsanlar artık ay sonu değil gün sonunu getiremiyorlar. Ve Kadriye'ye de bir noktada çok fazlaca katılıyorum. Artık insanlar hayal kurmayı bırakmış vaziyetteler. Özellikle bizim yaşımızdaki gençler. Geleceğe dair bir umut kuramıyor çünkü daha farklı problemlerimiz var. Geçinmek gibi bir problemlerimiz var. Geçim derdimiz var. Mesela geçen sene yurt bulmakta zorlanan arkadaşlarımız oldu. Yani barınma temel ihtiyaçlarımız dahi karşılanamıyorken bizim hayal kurmamız beklenmemeli diye düşünüyorum. Dışarıda bir bireyle konuştuk. Ya bana kızmayın ama arkadaşlar Çemişgezek'te yerel yönetimler okuyan bir insanın
barınmasını devlet karşılamasın abi. Fantaziyi okuyorsun, ondan sonra kalkacak devlet bir de bunu barındıracakmış. Ya abi siktir et ya, boş ver yani. Paran varsa fantazini gerçekleştir de yani. Neden ben şimdi paranı verip cebine koyup seni okutuyorum ki abi? Bana ne yani, benim vergimden sen niye gidip okuyorsun ki? Okusan ne olur, okumasan ne olur? 2 yıllık yerel yönetimler büro bilmem nesi okuyacakmış. NPC gidecek, ondan sonra BİM'de kasiyer olacak. Benim vergimden şey konaklaması karşılanacakmış. Bana ne öyle lan? Öyle bir şey parmak bastın ki buradan program çıkar yani. Kimin suçu bu şey mevzusu diye. Abi devlet çok salakça yani. Şey diyebilirler sana, en iyi olan her gün üniversite yapıldı, başka seçenek mi vardı? Sonra çok komplike bir konu bu aslında. Komplike değil mantın abi. Bana verin bu ülkeyi, ilk yapacağım şey üniversitelerin %80'ini bir kapatırım amına koyayım. Kapatırım, dümdüz kapatırım. Kapattım abi. Evet, Louis Vuitton linki geldi. Akep, akep. Ya abi, sikeceğim bu. Tamam, akep, akep. Kaç para kardeşim bu? Oğlum yazmıyor fiyat. Niye oğlum fiyat, sen? Fiyat yok. Biz sizi fiyat ararız doğruymuşlar. Abi İtalyanca yazıyorlar sana. Fiyat bilgisi DM'den geçilmiştir. O kadar pahalı ki. Fiyat yazmamışlar amına koyayım. Fiyat bilgisi DM'den verilmiştir beyefendi. Abi call for inquiry diyor ya. Şaka mı bu ya? Oğlum kaç parasın sen? Alo. Call for inquiry şey demek. Şu an kaldıramazsın, hazırlanarak gel. Abi şaka mı bu ya? Çoğu zaman özellikle X kuşağından bir bireyin 500 ila 1000 euro arası. Yemeğiniz var, suyunuz var, aşınız var. Daha ne istiyorsunuz? Bu değil. Bir ülkenin kalkınabilmesi için bizim bunların ötesine geçmemiz gerekiyor. Ben İzmir'den geldim İstanbul'a, Boğaziçi Üniversitesi'ne ve ilk listede kendime yer bulamadım. Listeler açıklandı, yerleştirme listesinde. Orada yer bulamadım. İkinci listede de bulamadım. Ya kusura bakmayın arkadaşlar, ben bu konuda şey olamayacağım yani, bir tık gerçekçi olmak lazım. Anadolu'da insanların, köylü anaları babaları, çocuğum üniversite mezunu he diyebilmek için çocuklarını gönderiyorlar ve gerçekten bu üniversitelerden mezun olunca çocuklarının bir bok olacağını falan zannediyorlar da, çocuk bunun farkında ve bile bile bu yolda yürüyor yani. Bile bile bu yolda yürüyor. Alternatif ne bro? Ne yapsın çocuk yani, bu ailenin suçu aslında. Hayır, çocuğun da suçu abi. Sen artık 18 yaşını geçmiş bir yetişkinsin. Gidiyorsun Ağlasun köyünde, işte ne bileyim ben, bilmem ne teknikerliği okuyorsun. Ondan sonra ailene de diyorsun ki burada en ucuz kira 3500 lira, bana para gönder. Alternatif evde kalmak. Bu videoda öyle bir şey var yani. Sosyal hayat biraz baskı yapıyor burada. Adam olman için üniye gitmen lazım. De iyi bir yere varman lazım. Sonra İyi de adam olmuyorsun ki o üniversiteye gidince. Oraya bakmıyor mu işte? Yani psikolojik olarak da kaldıramıyor insanlar. Aileyle yaşanmıyor evde. Tamam. Eşe kadar adam olmuş. Sabah akşam suratına şey vuruluyor. Ülkenin ekonomik durumu malum. İş de bulamıyorsun. Bir de bunun baskısı var. Zaten şey, zombi gibi yaşıyorsun. Bir zaman sonra öyle baskı oluştu ki abi sana. Tamam artık yani, öyle girdi ki bana, ne istiyorsanız yapacağım diyorsun. Ve oturuyorsun bu şeye. Sana çizilen yola. Bu sana çizilen yolda üniversiteye git. Bir tane kız bul, evlen, çocuk yap, işte mümkünse bir yere bir işe gir, yama kendini. Peki üniversiteye gitmek bu noktada ne işine yarıyor o gencin? Ben bunu anlamıyorum. Öyle kabullenilmiş abi, şey lise gibi göreceksin Türkiye'de üniversite. Artık o şey bir sistem olarak kabullenilmiş. Yurt dışındaki gibi değil. Ya lise 5 mi yani? Onun gibi aynen. Bizdeki abitur gibi işte, Almanya'daki abitur gibi falan. Yani 12. Şimdi. Sınıftan sonra 13-14 falan diye gidiyorsun yani. Aynen, ondan sonra şey. İşsizliği erteleme kurumu. Askerliği de erteleme, o sıkıntı da var. Yani askerlikte ya o sorun. Erkek için de genel olarak bütün o erkek sorun, kız oğlum, koyduğunda sorun, askerlikte sorun. İşsizliği erteleme kurumu. Ya askerlik büyük sorun değil Türkiye'de abi. 30 yaşına doğru. Kadar öyle böyle aralalalala diye erteliyorsun. Şimdi Kıbrıslı olsan ayrı, Kıbrıs'ta biz 17 yaşında inzibat kapına dayanıyor amına koyayım. Zaten 3 tane erkeğiz orada Kıbrıslı. Yok ki bizde. Sana inzibat dayanır. Sana inzibat dayanır. Dayanıyor. 17 yaşına girdiğinin Ocak 1'inde kapına dayanıyor amına koyayım asker. Gel diyor, seni bir elleyeceğiz diyor. Gidiyorsun abi, bir ilk muayeneden falan geçiyorsun. Çok ciddiyim bu arada Kıbrıs'ta bile. Kıbrıs'ta erteleyemezsin. Geçerli bir sebebin yoksa anında alırlar içeri. Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de falan diyorsun. İşte birkaç yıl kaçak falan takılıyorsun. Yani çok şey olmaz yani, başına çok da bir şey gelmez. Burada da öyle.
Ya siktir git, Türkiye'de nerede inzibat geliyor 17 yaşında kapına? Allah Allah ya. Dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Bak ilk çevirmede 1800 TL ceza ve karakolda imza veriyorsun. Bu freaking who amına koyayım. Oğlum kafasını kırdılar lan çocuğun birinin kapısta. Gelmiyorum ben askere dedim. Dipçikle vurdular. Adamın kafatası çatladı amına koyayım. Siz ne diyorsunuz? Karşılaştıramazsınız bile. Bak, annesinin ellerini kırdılar ya dipçikle vurmaktan. Erkekler için konuşuyorsunuz demiş. Kızların da ayrı sıkıntıları var. O da doğru. Onların da üniversiteye gitmelerinin ayrı sebebi var. Genel olarak aslında aile baskısından kurtulmak için şey gözüküyor. Yani ne kadar kötü olabilir ki diye bakıyor adam. Evet. Yani aslında bizim kafamızda yorumladığın zaman geleceğe bir ümitle plan yapıp sevdiğim işi zaten geç siktir et. Nerede yapıyor sevdiğim işi? Geleceğe bir plan yapacak kafa ve şey kalmıyor senden. Ölüm kalım savaşı veriyorsun. Az önce bir arkadaşım buradaydı. Doktor, tamam mı? Aile zoruyla tıp okudu. Kendisi hiç istemiyordu. Çok başarılı, akademik olarak çok başarılı bir arkadaştı. Max Manus, teşekkür ederim. Ama zeki olduğu için çok yetenekli. İşinde de çok iyi. Ama hala doktorluğu sevmiyor adam. Ya bu ülkede gerçekten başarılı olan insanlar bile hayallerini yaşayamıyor amına koyayım. Çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Ama bu aileyle alakalı. Senin hiç babandan, annenden, yani sen kabul etmezsin gerçi de. Ya çocukluğundan bir şey kalmadı mı kafanda? Ya bu bir gerçektir oğlum yani. Ailen seni şekillendirir. İste ya da isteme. Ne kadar erken ayrılırsan ayrıl. Oğlum benim annem de babam da sağlıkçı. Ben sağlıkla hiç uzaktan yakından alakalı bir şey yapmıyorum amına koyayım. O senin şansı yani. Cumhur amcanız şeyi iyi denk gelmişsin. Ne diyelim? Yani insanlarda öyle bir şansı yok. Özellikle Anadolu'daysan öyle bir şansın yok yani. Bahsettiğim şey psikolojik baskı. En kötü durum da dayak yani. Bayağı böyle cehenneme dönüyor. Abi hayal ne? Yeniyor muyuz? Yeniyor mu? Tadı nasıl? Herif 30 yaşına geldiğinde evde yaşıyor yani. Bu adam intihar etmenin eşiğinde kalıyor bir zaman sonra artık. Anladın mı? Max Manus, teşekkürler bro. İkinci kez atmışsın. Gördüm birinci. Teşekkür ediyorum. Erlik iyi konuşuyor. Arkadaşlar evet, bunların ben de farkındayım da. Yani bunu normalleştirmememiz lazım. Gerçekten normalleştirmememiz lazım. Yani Erlik'in dediği şeylerin doğru olması bizim normalimizin bu olması gerektiği anlamına gelmiyor. Gerçekten, çünkü söylenen şeyler abesle iştigal yani. Erlik diyor ki ailesinin baskısından kurtulmak için gidiyor. Zorunlu olduğu için gidiyor. İşte herkes gittiği için gidiyor. Bunlar doğru şeyler değil ki. Bunların hiçbiri doğru değil ki. Yani bu sebepten üniversite okunmaz arkadaşlar. Vallahi okunmaz. Doğru değil derken arkadaşlar olayı kastetmiyor yani, olmasının doğru olmadığını etik olarak ondan bahsediyor. Doğru değil yani, bunlar doğru değil, böyle olmaması lazım. Üniversite okumak böyle bir şey değil yani. Bunu boomerlara nasıl anlatacaksın? Gençler zaten biliyor, bunu boomer anlatman lazım. Abi sen mesela Almanya'dasın. Almanya'da bachelor'da bir bölüm okumak bile bir niyet mektubu yazarsın. Dersin ki ben biyokimya okumak istiyorum çünkü şu sebeplerden dolayı benim buna ilgim var dersin. Anladın mı yani? Hı-hı. Hani belirli bir sebebin yoksa adam der ki yarram sen niye biyokimya okuyorsun? Yani ne alaka? Anlatabiliyor muyum? Bir farkı var ama bro, Türkiye'de işte yine geldik bizim dediğimizde. Almanya'daki olmasını istiyorsak bayağı bir fırında ekmek yememiz lazım. Can sen ortalama bir Türk gencine göre ütopik bir yaşam sürmüşsün. Sana garip geliyor. Memleketin %99'u sen gibi yaşamadı ama evet normal değil, o konuda haklısın. Arkadaşlar, yani bunu iyi manada söylüyorsunuz ama ben çoğu Türk gencinden daha kötü bir çocukluk geçirdim. Yani benim annem tam bir Tiger Mom'du. Ben Antalya'nın en DC mi bakayım? Ne? Yok, espri yaptım. Cumhur amca dedim DC'ye gelsin bize bir şey anlatsın. Yani şöyle söyleyeyim. İstediğiniz kadar eksi yazın. Ben Antalya'nın en yüksek puanlı lisesinde okuyordum. Herkes zaten inek, inanılmaz bir şey. Ben eve gelirdim. Akşam 10 gibi. Annem başka annelerle konuşurdu telefonda. Karşı taraftaki anne derdi ki mesela işte biz Mehmet'i Türkçe özel dersine yazdırdık. Annem kapatırdı telefonu. Mehmet Türkçe özel dersine başlamış. Sen de başlayacaksın. Anne benim Türkçem çok iyi. Hata bile yapmıyorum. Harbiden çok iyi. Gerek yok ama lütfen falan derdim. Zorla beni Türkçe özel dersine falan gönderirlerdi amına koyayım. Nasıl derde bak? İnsanda ders çalışma isteği kalır mı? Abi sırtıma binerdi annem, vururdu kırbacı yani. Ne kadar zor. Bro, yaşamayan bilmez abi. Bro millet sana diyor ki abi açlıktan süpürgedeki şeyleri yiyoruz ekmek yapıp, sen diyorsun ki hamburgerimde cheese yok.
Kanka ne alakası var? Bunu yaşamadan kimse bilemez bu arada bunun nasıl bir şey olduğunu. Tüh ya mı? Sizi sikerim. Sizi sikerim. Yani bu kadar net konuşuyorum. Abo. Koyu Taro. 100 kişi hesaplı kedi etmiş. Çok teşekkür ederim. Onun eyvallah. Bir de şey var. Eyvallah. Deadline koyuyorlar sana. Bak o da sıkıntı toplumda. Özellikle evlilik için mesela. Mutlaka evleneceksin yani. Sike sike evleneceksin. Bırakmayalım sana başka ihtimal. Hatta yine erkekler değil, kadınlar da daha sıkıntılı. Kızlar sokağa çıkıyor mahallede. Ya bu biraz bizim ama şey hadsizliğimiz değil mi bu? Bak, evlenince de bitmiyor ki. Evlenince de bitmiyor ki. Evleniyorsun. Çocuk ne zaman? Gel beraber yapalım. Amına kodumun oğlu yani. En düzgün cevap olur biliyor musun? Bunu söylenmesi gerekiyor ki anlasın bir daha. Allah Allah. Sorumlusu. Gel buyur akşam kal bizde. Teyze niye soruyorsun bunu? Bir de kadınlarda var. Şimdi yanlış anlar arkadaşlar. Kadınları kötülemek için demiyorum. Bunu da yaşlı kadınlar soruyor ya. Hiç erkeğin sorduğunu ben görmedim çocuk ne zaman falan filan. Hayır belki olmuyor. Ve bununla ilgili travman da amına koyayım. Yani belki olmuyor çocuğum. Sağlıksal bir sıkıntım var. Ve sen bunu devamlı triggerlıyorsun amına koyayım. Yani bu benim özelliğim. Belki yapamıyoruz abi çocuk. En güzel cevap şey, siz yaptınız da ne oldu? Güzel cevap o abi. 3-4 tane yapıyorsunuz da ne oldu yani? Kendisi Ayşegül Hanım. Ah be abi, neyse. 3. listede yedeklere girdim, 4. listede yurt bulabildim. Yurdu anlatır mısın nasıl yer? Yurt şöyle, eskiden 2 kişinin kalması gereken yerde şu anda 4 kişi kalıyor. 3 kişi kalması gereken yerde 7 kişi kalıyor. 4 kişi kalması gereken yerde 10 kişi kalıyor. Evet şu an için öyle mesela odada masa var ama 4 tane sandalye var. 10 kişilik odada 4 tane masa var. 4 tane sandalye var özür dilerim düzeltiyorum. Bir masa var 4 tane sandalye var. 1 tane tuvalet 1 tane duş var 10 kişi için. Nasıl çalışıyorsunuz ders? Yani okulun kütüphanesini kullanıyoruz genelde. Veya işte bir kafede veya okulun içinde başka yerler oluyor ders çalışmak için oraları kullanıyoruz. Ben bunu kabul etmem ekonomide abi ya. Ekonomide ne kadar sıkıntı olursa olsun TOG gibi, İHA'lar gibi, büyük köprüler ve havalimanları gibi büyük projelerle her Türkiye Cumhuriyeti... Of devalı genç sola doğru kayacak şimdi. Cumhuriyet vatandaşı gurur duymalıdır. 3, 2, 1. Aa! Bu peşe... Ya Berfi ne giydin sen ya? Abi niye ayrışma bu kadar büyük oldu? Abi Berfi... Ulan yolsuzluk konusunda bu kadar ayrışmadınız. Ayrışma geniş kardeşim. Bu teşebbüsleri devlet yaptıysa veya yerli sermaye önderleri yaptıysa gurur duymalı. Yurt dışı sermayelerine, geçiş garantili yollar, hasta garantili hastanelerle nesinden yani gurur duyacak neyimiz var aslında bizim yani. Çoğunu zaten biz yapmıyoruz. Yani bizim projelerimiz değil. O yüzden gururlanabileceğimiz bir yanı olduğunu sanmıyorum. Bir de hani toplumun başka ihtiyaçları varken köprüymüş, işte ne bileyim başka kanal projesiymiş, şuymuş, buymuş hiçbir anlamı yok yani benim için. Bence TOG gibi, İHA SİHA gibi. Doğru değil yani genel... biz yapıyoruz da. Duymamasını anlıyorum. Evet. Bu normal bir şey değil. Projelerle gurur duymam. Köprüyle gurur. Kim köprüyle niye gurur duysun bir insan? Biz yapmıyoruz mevzu da doğru değil. Yani bu biraz radikal. Ben başka bir yerde duymadım bu arada lan. Köprü yaptık hula falan. Nerede olur ki bu? Ya şey var bak. Tayyip Erdoğan bunu siyaseti başladığı günden beri yapar. Sürekli hatırlatır. Sürekli. Bu yol yaptık muhabbeti zaten. Bu geyi oradan çıktı. Sürekli hatırlatır. Her mitingde. Her mitingde. Yol yaptık, yol yaptık, yol yaptık, yol yaptık. Yani bunu sonuna kadar kullanıyor. Köprüyü kullanıyor. Alışveriş merkezi açılışını bile kullanıyor. Çünkü milletin unutkan olduğunu biliyor. Hep sürekli altını çiziyor. Sürekli tekrar tekrar tekrar. Hep altını çiziyor. Biz yaptık, biz yaptık diye. Şimdi Bayraktar övgüsü dinlemek istiyorum biraz. Refahına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ve dünyada da ilerleyen bir sektör var. Bu sektörlerden bir tanesi de SİHA ve elektrikli araç. Türkiye'nin bu gelişen dünyada geride kalmaması gerekiyor ve bunun içerisinde olması gerekiyor. Bütün teşebbüslerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bunlarla gurur duyuyorum ve her türlü desteğin verilmesini düşünüyorum. Ama arkadaşlarımızın bahsettiği işte geçiş garantili yollar, hasta garantili hastaneler bu farklı bir sorun. Bu sorununla sizin sorduğunuz soru arasında çok bağlantı kuramıyorum. Yapılan köprüler, yollar sadece yaşanan bölge değil. Tüm çevresine çok ciddi bir şekilde eko yıkımı uğratıyor. Büyük bir ekolojik yıkımla aslında karşı karşıyayız. Ve ben bu tarz projelerin kesinlikle gelişmişlik adı altında adlandırılmaması gerektiğini. Ayrıca şu an az önce saydığınız projelerin de sadece bir reklam... Güzel linkmiş kanka. ...olarak adlandırabilirim. Bir reklam olarak görüyorum. Çünkü şu an bizim ülkemizde onlarca genç gerçekten büyük icatlar yapıyor. Ama hiçbiri desteklenmiyor. Oysa ki desteklense
Her açıdan bence çok geliştirdik. Yol gelişmişlik değil dedi ama şimdi yol olmadan da bir şeyler yapılmıyor ve çevreyi korumalıyız, çevreye saygı göstermeliyiz. Doğru, ama bu demek değil ki çocuğun dediği doğru. Şu an konuşan sakal çocuğun dediği bu. Hanımefendi 3 farklı konuyu karıştırıyor, ekolojiyi karıştırıyor. Ya alt ben o kızı dinlemeyi bıraktım bu arada ilk videonun ortalarında. Abi infrastruktur toptuğu biliyorsun, infrastruktur olmadığı yerde medeniyet olmaz yani. Senin yolun olacak, kanalizasyon, altyapın olacak. Anadolu'nun birçok yerinde bu yok yani, bu bir gerçek. AK Parti buradan boşuna puan toplamıyor yani. AK Parti ne yaparsa yapsın oy alıyor diyoruz ya, tam da bundan dolayı alıyor. Bizim döşeme altında da yapıyorlar işte. Ana cadde. Zaten var. Üstüne böyle ince bir zift değil, ne denir ona ya? Asfalt atmışlar şu kalınlıkta. Ve asfaltı böyle Arnavut taşı gibi kesmişler. Bir haftadır düşünüyorum neden böyle bir şey yaptıklarını. Yemin ediyorum. Dayıların evren dayıların evrimleşmesi böyle bro. Dayıların evrimleşmesi böyle. Kanka yani şimdi inşaatı izleyeceksin sen de. Sen kanka ben izlemeyeceğim. Ben arabayla geçerken gördüm amına koyayım da. Yani İşte bundan sonra araba duracak yani. Gidip amaç ne? Amaç ben. Amaç ne? Amaç kime verdiniz o ihaleyi? Amına koydukların nereye gidiyor benim param yine ya? Bir tadımlık sıkmışlar şöyle asfaltı. Bak böyle tadımlık amına koyayım. Şöyle bir asfalt. Var olan asfaltın üstüne. Biz çevreyi koruyacağız. Abi memleketin ahvali belli, bu karamsarlıkla nasıl başa çıkıyorsunuz? Sizi umutlandıran ve olumlu etkileyen unsurlar mevcut mudur? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Soracağım. Yaz diye yol yapmayacağız. Yani sadece yol olarak da değerlendirmemiz gerekiyor. Erlik'e soracağım bunu. Gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz şey yol değil. Daha çok böyle stratejik öneme sahip projeler. Diyor ki yani memleketin ahvali belli, bu karamsarlıkta sizi umutlandıran nedir diyor. Hiçbir şey. Yani ben açıkçası beni umutlandıran hiçbir şey yok. Çünkü ben yani veriyle konuştuğumda, bilimsel konuştuğumda, anekdotları bir kenara bırakıp gerçekler hakkında konuştuğumda çok duygusal ve romantik bakış açısıyla bana geri dönüş yapan, beni desteklese de bana karşı olsa da genellikle bu tutumunu romantik bir background'dan yaparak gerçekleştiren insanlar görüyorum sadece. Çok romantik bir ülkeyiz. Ve bu şekilde hiçbir yere varamayacağımızı ben biliyorum. Yani ne olacak biliyor musunuz bu ülkenin kurtulması için? O romantik yerine dokunarak bu insanların pragmatik yapılması gereken şeyleri yapan bir lidere ihtiyacımız var. Amına koyayım yani 2023'e geldik, hala lider arıyoruz. Onu bir tane yapan çıkmış işte, adı da Atatürk'tü. Daha nereden bulacaksın öyle bir adamı bir daha, yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok romantik, bakın Atatürk'te aşırı romantik konuşmaları. Ne diyor? Kalkıyor diyor işte, Türk milleti zekidir diyor. Değil mi? Köylü milletin efendisidir falan diyor böyle. Hani dokunuyor o kalbe. Çünkü Türk milleti Osmanlı dönemi boyunca ezilmiş bir millet yani. Getir götür yapmış, pleblik yapmış. Daha da o koyun güdümüş falan filan yani. Türk'ü kim sikler yani, sarayın önünden bile geçemezsin sen Türk olarak. Çok azınlık, belki böyle 3-5 kişi falan yani. Hani daha çok böyle şeydir, hani ecnebilerdir sarayda rol alanların büyük bir çoğunluğu. Ama böyle romantik yaklaşıp ne salladın be? Tamam kardeşim, göster bize. Yeniçerileri göster bize. Saray muhafızlarını göster bize, kaç tanesi Türkmüş. Kayıtlarını çıkar, ben de diyeceğim ki tamam dostum ya, haklısın. Tamam diyeceğim ya, canım benim diyeceğim ya. Vallahi. Cariyeleri göster, çıkar göster, kaç tanesi Türk. Devşirme dediğimiz bir şey var dostum. Yani senin o köyden yörük alıp da sarayda yeniçerilik yapamaz mesela. Ne? Örnek sonradan, göster. Sonradan yapabiliyordu. Başta dediğin gibi evet, devşirme. Akıncılar, deliler, sipahiler başka hikaye arkadaşlar. Ama sen Türkmen, yörük bu insanların saraya gittiğini iddia ediyorsan köyden çıkıp, orada bir posta gülerim. Enderun'a şeyden Konya Ovası'ndan yürük mü gitmiş amına koyayım? Kim okumuş oralarda? Kim gönderilmiş? Yapmayın arkadaşlar. Türk dediğin Osmanlı'da ezilmiş halktır. Plebdir ya. Ayak takımıdır ve en çok isyan çıkarandır. En çok isyan çıkarandır. Bak Arap'tan çok isyan çıkarmıştır. Ağalar toplanın padişaha baş kaldırıcık diye habire isyan çıkartmış Türkler. Vermiyor abi, adam vergi vermek istemiyor lan diyor.
Allah'ın gökyüzü, Rabbimin merası, Rabbimin suyu. Otlatıyoruz hayvanımızı, senin, yediriyoruz, içiriyoruz, satıyoruz. Ben senin niye... Bahadır işte. Senin Bahadır bu işte. He. Biksi. Vermez. Biksi'nin kafası. Toplanın ağalar. Toplanın padişaha baş kaldırıcık. Yani kim isyan ediyor abi en çok? Türkler isyan ediyor. Yani Türkler ve Osmanlı yönetimi çok sevişmiş değil yani tarihte. Atatürk ne yapıyor? İşte bu sevilmeyen, hor görülen, itilen belki de halkın kalbini oynuyor. Kalbini oynuyor. Romantik davranıyor ama yaptığı şeyler hiç romantik değil. Yani yaptığı şeyler tamamen gerçekçilik üzerine. Lan şirket ismi çökmüşler. Cahur, alo. Bu mu sana şey olan? Moral veren. Sorunun cevabı. Bana moral veren işte hiçbir şey yok. Ben kendime güveniyorum. Hayatta kalma yeteneğime güveniyorum. Ve günün birinde belki de bu insanların bu romantiklikten uzaklaşıp, ya arkadaşlar bakın, yüzlerce yıldır romantik bir milletiz. Bir sikime yaramadı. Acaba biraz kafamızı mı kullansak kalbimiz yerine? Acaba ne olur kafamızı mı kullansak diye bir uyanma gerçekleşmesini umuyorum. Yani başka bir şansımız yok yani. Bence hatta gerçekleşecek bile mevzu. Yani şöyle söyleyeyim sana, bana en çok gazı veren diyeyim sana. Tabii ki de geçmişten gelen bir vefa borcum var. Sonuçta bu ülkeyi birileri kurmuş, emek vermiş, kan dökmüş, hayatlarını harcamış. Bunların vefa borcu var üzerinde. Sonuçta sen bugün Türk'üm diyebiliyorsan bunlar sayesinde, bunun borcu var üstünde. Ama ben hani herkes Z kuşağı hakkında konuşuyor ve sadece Z kuşağı değil aslında, 30 yaş altı hakkında, bütün gençler hakkında. Herkes konuşuyor ya programlarda, şurada burada, kimi sövüyor, kimisi gömüyor. Ben bunların büyük bir sürpriz gerçekleştireceğini düşünüyorum. Hani şu anda mesela bu şartlardan nefret ediyorlar ama bu ekonomik durum olsun, siyasi baskı olsun, demir gibi dövüyor bunları. Çok dayanıklı insanlar oluyorlar. Hani gerek paranın değerini biliyorlar, gerek hayatta kalma instinktleri açık, anladın mı? Böyle lale gibi olmuyorlar. Bu kriz dönemi güçlü insanlar yaratıyor. Bahsetmek istediğim mevzu bu. Ve bu çocuklar çok değil, zaman hızlı geçer. 5-10 sene sonra bu ülkenin yönetiminde olacak. Belki de bizi şu anda dinliyorlar, aramızdalar. Okuyorlar, kitap okuyorlar, strateji okuyorlar, siyaset okuyorlar, okuyorlar da okuyorlar. Yani çok büyük bir level atlama olacak bana sorarsın. Sıçrama olacak. Abi. Ama orada Mal benim Zedon korkum ne biliyor musun? Ne? Abi siyasi bir fraternite var. Siyasi bir kardeşlik var. Ve sen bunun içine adım attığın anda seni kendilerine benzetiyorlar. Bence işte etik değerler temelden farklı olduğu için benzetemezler. Ya ben abi benzetiyorlar. Sen abi, salak mısın diyorlar mesela. Ya. Ben görüyorum mesela Z kuşağından insanlar. Görüyorum ben. Gidiyorlar işte yandaş işler yapıyorlar. Bu CHP'nin içinde de var bu arada. Var var. Ama ben Z kuşağı derken hepsini örneğini gösterdim. Ben... Mesela Alican Ayvataş dediğimiz adam. CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı. Gidiyor CHP'ye bilmem ne filmi çekiyor. Şunun filmini, bunun reklam filmini çekiyor. Maltepe bilmem ne tanıtım broşürlerini basıyor. Milyonları götürüyor kral. Arkadan da işte Seyit Ali Rıza bilmem ne işte hala mı yapıyor onu? Dersime. Tabii geçen yine RT atmış şeye. Bunlar Allah, bizim liderlerimizdir bana, muhabbetine. Bu çocuk bana bayağı uzun, bayağı aklını almayacak derecede uzun yazar yazdı Twitter'dan. Kendini açıkladı, anlattı. Ben de okey bro yazdım yani. Ben seni tanımıyorum. Tamam, seninle... avcuma konuşsun. Al, avcuma konuşsun. Ne anlatıyorsun dedim. Ondan sonra şey dedi yani, bu Rıza meselesinde de hani bilmiyordum, etmiyordum falan. Neyi bilmiyordum? Gibisinde. Al daha yeni. Ama bu dediğim... Yeni fabu Mayıs, bu bak. Ne zaman özür diledi boktroller bizden? Biliyorum işte, o civarda özür dilediler. Bak Alican Ayvataş. Bak Maçoğlu'nun paylaştığı anılarına saygıyla işte içinde al. Bütün zararlı cemiyetler mevcut. Yani. Allah Allah. Ben gençliğimde yaptım ettim falan, ben dedim olmuyor. Yani eğer fikrin değiştiyse olabilir. Gençliğinde cahil olabilirsin demiştim hatta. Mesajlarımız da duruyor. Yani şimdi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum aslında şimdi. Yok onu dedikten bir ay sonra Erlik bu şeyi paylaştı zaten. Ya hani düşüncelerimi belki de bu kadar açıktan paylaşmamalıydım Twitter'dan. Yani hani düşüncelerim yanlış değil ama paylaşmak bir sıkıntı. Geldi bunların peşine gidenlere laf anladı. Akıl alır gibi. İşte nasıl laf anladı sanki? Ne yapacağım? Şey söyleyeyim yani. Cevabı ben bütün şey Z kuşağını kastetmiyorum. Bütün gençliği kastetmiyorum ama diğer nesillerdeki rasyonel insanların sayısı çok az ya, azınlık ya. Mesela biz de azınlığız. Bizden öncekiler de azınlık. Daha da azınlık. Biz biraz daha fazlayız. Bizden sonraki nesil de bu azınlık birden bir yani %30'lara falan çıkacak bana sorarsın. Bu çok önemli bir fark yaratacak.
Zannetmiyorum abi. Zannetmiyorum. Dediğim gibi şunlar zannetmiyorum. Yani uğraşmam bak. Yoksa siyasete bir noktada girmeleri gerekecek bu insanların. Ve siyasette herkes aynı şeref seviyesinde diyeyim. Dava yemeden. Herkes aynı şeref seviyesinde. Ben orada çıkıyorum mesela şeyi açıklıyorum. AK Parti Gençlik Kolları'nın bilmem ne başkanının hangi ihalelerle nasıl devletten ihaleler alıp da tırnak içinde reklam 300 izlenen reklam filminden kaç para aldığını ortaya çıkartıyorum. Bir tane CHP'li birisi de çıkıp demiyor ki oha bak burada manyak bir para dönüyor demiyor bir tanesi bile. E çünkü aynı boku onlar da yiyorlar baba. Ve yani bu siyasi parti demeyeceğim. Bu şirketlerin içinden yürümek zorunda çocuklar. Çünkü Türkiye'de ikiye bölünmüşlük var. Bu kadar basit. Bunun daha büyük büyüğü var. Hani sana haksızlık yapıldığına kesinlikle katılıyorum. Yani biliyorsun o konuda. Yani genel o konuda her zaman desteğim tam seninle. Yani çok büyük iş yapmışsın o dönemler. Bunlar diğerini anlayamadı. O paylaşımların o hiçbir işte zaman anlayamayacaklar ki. Yani şey değil. Ciddi mevzular bunlar. Şey değil. Ya hükümetin de amına koyayım böyle bir şey değil yani. Bu hakikaten rahatsız edici paylaşımlardı. Daha büyüğü var oğlum. Yani Sedat Peker diye bir adam var. Bu adam ortalığı kaldırdı. Ben anlatacağım dedi. Direkt bir numarayı biliyorum dedi. Şimdi bu adam aylardır, hatta neredeyse artık yarım yıldır sessiz olmak durumunda. Konuşamıyor, paylaşım yapamıyor, beğeni atamıyor. Susturdular adamı biliyorsun. Yasak geldi. Şimdi muhalefetten bir adam da çıkıp demedi ki usta sen bir şeyler anlatacaktın. Bunu bir konuştursana. Bu adamı kim susturdu? Biliyorsun yasak var başında. Evet. Yani konuştuğu an veya bir tweet attığı an deport edilecek. O yüzden konuşamıyor şu anda. Evet. Muhalefetin çıkıp şey demesi lazım değil. Kimse şunu sormuyor. Hayır abi. Hangi anlaşmaya istinaden bu adam susturuldu? Ne verildi? Ha? Ne verildi ne alındı? Ne oldu? Ya durduk yere ben susturmaz. Mesela beklerdim Arap bak. Arap Emirliği niye susturdu abi bu adamı? Benim şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuda bak çok saygılı şekilde diyorum. Hiç negatif olarak demiyorum bunu. Yani benim beklentim Kemal Bey'den da ana muhalefet lideri olarak Akşener yapamaz belki. Çünkü ülkücü bir kökenden geliyor. Sağ bir kökenden geliyor. Ben şimdi Serhat Peker ağzımı alırsam belki şey derler. Bu zaten sağ kökenden geliyor falan filan. Üzerime yapışır gibisinden bir düşüncesi olabilir ama burada Kemal Bey'in çıkıp da şey yapması gerekiyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çıkıp önü açması gerekiyor. Ustam neden korkuyorsun diye bırakın anlatsın. Sadece bugün için değil. Kutlu Adalı mevzusu var biliyorsun. Orada bir bomba patlattı. Eyvallah Max. Korkut Eken'in Kıbrıs'a gitmesi, kardeşiyle gitmesi bunlar net şeyler. Yargının önünü açması gereken şey. Kanka ben Kutlu Adalı'nın yeğeniyle okudum Almanya'da. Tabii efendim. Evet devam edin. Bu projelerle yolları aynı yere koymamamız gerekiyor. Bence düşünme şekillerimiz arasındaki fark şu. Si yani Sedat Peker'in anlattığı şeyleri ben zaten 15 yıl önce falan dinlemiştim ya. Yani gelişmişlikten ama bahsedersek. Ama şey yok, veri yoktu. Tabii ben tabii bir evet. Şey demeni, ben bir şey demeni bekliyorum sabahtan. Yok benim için onaylanmış oldu yani duyduğum şeyler kısacası. Peki Uğur Mumcu ne olacak? Başka diğerleri ne olacak? Adam anlatacağım diyor. İnanılmaz bir şey. Adam anlatacağım diyor. Yok oğlum sus diyorlar yani. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Kadınların öldürüldüğü, insanların aç olduğu bir ülkede istediği kadar proje yapsın yani. Buna bir karşılığı yok. Bunun karşısında bir şey olmamış oluyor. Yani ben gelişmişlikten kastettiğim bu değil. Geleceğe evet, dair bir yatırımdan bahsediyorsun. Kadınlar öldürülmemeli tabii ki. Ama şey de değil yani bu benim SİHA ya da TOK gibi stratejik ürünlerin geliştirilmesindeki bir engel değil. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani gelişmişlik planına bakarsak önce halletmemiz gereken başka problemler var. Ondan sonra bunlara odaklanalım ama buna gelmemize çok var gibi. Bu arada sizin sorduğunuz soruda iki farklı bir konu var. Birincisi evet devletin yol yapması. Yani yol yapmayla kadınların öldürülmesi nasıl aynı kefeye kondu şu an aklım almıyor yani. Bir tanesi sosyolojik bir şey, bir tanesi infrastructure dediğimiz mesele. Yani birinin sorununu başka ana bilim dalları ve meslekler çözecekken öbürünü işte mühendisler falan yapıyor. Ne yapsın yani inşaat mühendisi şey mi desin? Durun arkadaşlar. Eve daha hızlı gidebiliyormuş. Burada hayır inşaat mühendisi ne diyecek abi? Arkadaşlar durun ben şu an yol projesinde çalışmak istemiyorum. Neden abi? Sokak hayvanları falan var. Falan mı diyecek yani nereye gidiyor bu mesele? Ne alaka?
yaptı, havaalanı yapması, hastane yapması bunlar birinci olarak devletin görevi ama ben bu noktada bunu tartışmak değil. İlk önce sorunuzun sonunda dediğiniz gurur meselesine gelirsek bu yapılan SİHA, İHA, otomobil ya da farklı ARGE stratejik öneme sahip ürünler, cihazlar bunlar hem bir gurur kaynağı hem bir güvenlik için gerekli olan milli güvenliği teşkil eden ürünler. Yani bunlar hem Türkiye'nin marka değerini artırıyor hem ekonomisine katkı sağlıyor. Çünkü bu sadece iç piyasada değil dışarıya da sattığımız ürünler. Burayla hem gurur duyuyorum hem de Türkiye'nin marka değerini arttırdığını düşünüyorum. Ben en uzun, en büyük işte en geniş yol, en uzun köprü, en büyük havaalanı bunun doğru bir söyleyiş tarzı olduğunu düşünmüyorum. Ben işlevselliğin daha ön planda olmasını Ha, boyutu değil diyorsun. En büyüğünün bana bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. En işlevseli bana daha çok katkısına. TOG'a gelince TOG'un ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Yani hiçbir, biraz kapalı kutu gibi bir çalışma olduğunu biliyoruz tabii ki ama sonucu ne olacak bilmiyoruz. Silah sektörüne gelirsek de bunun çok olumlu gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Tüm dünyaya neredeyse silahlar satılıyor. Bunlar Türkiye için çok önemli başarılar bence. Savunma sanayi konusunda önemli adımlar atıldığını düşünüyorum. O yüzden nötr kaldım. Yapılanları duyuruyorlar. Bizim alkışlamamız beklenip sonra çekilmemiz isteniyor. Ben bir şey ekleme yapabilir miyim acaba? Şimdi arkadaşımıza yani dediklerini anlıyorum fakat katılmıyorum. Çünkü bu tür işler bizim günlük hayatımızda karşılaştığımız şeyler değil. Tepemizde bir SİHA görmüyoruz çünkü bizi saldıran bir ülke yok. Fakat bu demek değil ki biz gelecekte potansiyel bir saldırıyla karşılaşmayacağız. Daha bundan bir yıl önce Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Ve dünyada çok güvenlik problemi açığa çıkmış vaziyette ve insanlar güvensiz hissetmeye başlıyorlar. Türkiye'nin de bu tür sektörlerde olması, kendini geliştirmesi, hem kendi güvenliğini sağlaması hem de sektörde birinci olarak ekonomik genel refaha katkı sağlaması gerekiyor. Stratejik öneme sahip olduğu için havaalanı projesini belki destekliyorum ama şehir hastanesi adı altında da şehir dışına bir hastane yapılmasına bunu da desteklemiyorum. Evet, yol bir gelişmişlik göstergesidir ama yolu gidip de bizden ödemek için vatandaşına yük bindirmesine bunda katılmıyorum. Bu beni gururlandırıyor. Evet, bir Türk insansız silahlı insansız hava aracının Ukrayna'ya satılmış olması ve stratejik öneme sahip bazı parçaların burada geliştirilip gönderilmesi beni gururlandırıyor. Ben savaşa karşıyım. Savaş için örgütlenmeye karşıyım. Bana biraz şey gibi geliyor. Alice harikalar diyarındaymış gibi geliyor. Yani dünya siyaseti biraz idealizmden öte real bir dünyada akış var. Bu akışa ayak uyduramazsak o zaman ezilenlerden olur. Devletin kendini savunmak için ihtiyaçlarını karşılıyor olmasıyla ilgili zaten yine bir gurur kaynağı bulamam burada. Evet, işlerini yapıyor gibi görebilirim. Melisa'nın söylemeye çalıştığı da sanırım yani evet ciddi bir sistem sorunu var. Ona gelene kadar başka sorunları çözersek birbirimize... Devletin kendini savunması mı? Saldırmamıza gerek kalmayacak demek istiyor. Buna da katılıyorum. Ama soru gurur kaynağı olarak görmekti bunu. Bence o yok yani. Önce iç problemlerimizi çözseydik, yani ülkedeki herkes temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor olsaydı, ayrımcılık bitseydi, ne bileyim işte başka ülkemize göç etmiş... Arkadaşlar ben de antimilitaristim ama bazı gerçeklerin de farkındayım. Yani şimdi antimilitarizmin farklı kolları var. Şimdi şey diyen de var, ölsem bile elime silah almam diyen antimilitarist de var. Agresif bir şekilde gereksiz yere başka milletlere veya unsurlara saldırmanın anlamı yok diyen antimilitarist de var. Şimdi bunların seviyeleri var, tamam mı? Sen şimdi Orta Doğu çöplüğünün içindesin amına koyayım. Tamam yapma. Asker masker tutma. Yani şu anda bu kadar asker varken, İHA SİHA varken, radarlar varken, bilmem neler varken roket attılar amına koyayım daha geçen hafta bizim ülkemize ya. Sınırın dışından roket geldi ülkemize ya. Devlet kendini mi koruyordu yani o sırada? Ölen devlet miydi? Yani bunlar da gerçekler. Bunları da şey yapmak lazım yani. Bunları da anlamak lazım gerçekten. Next seçim iyi şeyler olacak mı sizce DKGO? Yok abi iyi bir şey hiçbir zaman olmaz ülkede. İnsanların kültürleriyle çatışmadığımız bir ortam kurulabilseydi, eğitim yapılsaydı yani. Bunlarla gurur duyardım. Ayrımcılık olmasın, açlık olmasın, yoksulluk olmasın ama yapılan şeylere de evet bu iyi ki yapılmış ama bu yapıldığı için bu siyasi iktidar devam etsin demiyor ki kimse. Bu Türkiye'nin milli savunma sanayi. Abi eğitimle alakalı olarak görmüyorum bu arada ben. Türkiye'de birçok canlı bombacı üniversitelerden devşirilmiş kızlar. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hem de batıdaki üniversiteden yani bu eğitimle alakalı. Bir tanesi şeyi işte bu neydi o CHP'li çıkardı. Bu kız şimdi terörist mi amına koyayım diye elinde neydi Veysi miydi çıkarttı. Elinde kelepçeli protesto yaptılar TBMM'de. O doğru. Kızın ölüsü çıktı amına koyayım üstünde şeyle terörist üniformasıyla. Bir tanesi var Nazlı Çelik miydi o sınırcı kadının adı. Yo, Veli sınırcı ababamı kadını... çıkardı işte. Yok bu bir tane daha var böyle Nazlı Çelik'i dava ediyor. İşte bana haberlerinden dolayı falan bana terörist dedi falan diyemez birisinden. Sonra kız kendini patlatıyor, havaya uçuruyor. Dava düşüyor öldüğü için anladın mı? İnanılmaz.
veya farklı bir alanında bir katkı olmuş. Keşke bu sosyal sorunlar da, ekonomik sorunlar da çözebilse diyoruz. Ama buraya da teşekkürler diyorum yani. Sizin söylediğinizle ilgili bence yine anlaşamadığımız nokta şu oluyor. Ülkenin kendini savunmak adına öldürebilme gücünden bahsediyorsunuz. Şimdi bir önceki konuşmamız oydu seninle. Ben kendi konuştuğum yerden alıyorum. Şimdi sen bakıp burada yeşili seven insanlar olarak yargılayıp benim düşüncem hakkında bir karar veriyorsun. Hayır, ama ben sadece anladığımı söylüyorum. Ama yoksa ama anlamadın aslında yani. Benim ne düşündüğümü bilmiyorsun. Ben de sana bana ilk atış yaptığın yerden cevap veriyorum. Şimdi ben diyorum ki bu projeler bizim kendimizi savunmamız için gerekli projeler. Ama bu demek değil ki ben insanların ölümünü destekliyorum. Hayır, ben de yani savaş karşıtı bir insanım. Fakat bu benim dünyayı realist bir gözlemden yapmak, real bir gözlem yapmaktan uzak tutmuyor. Dünya böyle bizim dediğimiz gibi toz pembe bir yer değil. Evet ya, ben şimdi bu yaşamdan yana olmayı yine toz pembelikle bağdaştırmayı da hoş bulmuyorum. Ama sen şunu söylüyorsun. Bizim işte bir şekilde elimizde bu kozu bulundurmamız gerekiyor. Evet, bu okey ama benim bunu gurur kaynağı olarak görebilmem... Benim mesela en yaşamdan yana gördüğüm örgütlerden birisi PKK mı diyeceksin şimdi? Kendimi sikeceğim ya. Evet. Çok zor çünkü karşı ülkeden de birisi ölse bizden de... Yani biz diye, siz diye bir şey yok. Ölümü değil de yaşamı daha iyi hale getirebilmenin yollarını aramalıyız. Yoksa gurur duyabileceğim bir şey de yok yani. Açlığı, yokluğu, ölümü anlıyorum. Ama biz ne yapacağız? Yani kendi içimizde hangi taraftayız? Ve işte bize gurur veren ne? Yerdiğimiz ne? Onu konuşuyoruz. Ya Türkiye'de bunun tartışmasını sen absürt bulmuyor musun? Yani 100 yıla baktığın zaman Türkiye kime karşı bir savaş ilan etmiş ki komşuların hepsiyle kavgalı bir ülke. Ortadoğu'nun ortasında. Suriye meşruluğunu yitirmiş bir devlet. Orada operasyon var. Tamam. Yani 100 yıl içerisinde bir bu var. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, iki kurulduktan sonra bahsediyorum. Ya işte ben açıkçası açık bir Amerika söyleyeyim değiliz mi? Ki yani bro. Bir Amerika değiliz ki. Bu ama işte Amerikacılık oynuyoruz. Öyle bir sorunumuz var maalesef. Oynandı yani. Böyle bir bok yedik biz. Oynadık. Amerikacılık oynadık. Elimizi yüzümüze de bulaştırdık yani. Elimizi yüzümüze de bulaştırdık. Hatta ilk kaybımızdır yani sahada. Çok da girmek istemiyorum ama. Hı hı. Abi Suriye ne şimdi? Suriye bir zafer mi? Suriye'deki durumumuz bizim. Bir zafer mi? Ne yaşadık biz yok. Suriye'de? Ben şey konusunda değerlendim. Hani ülkelerle savaştan ne, bahsediyor. Biz Suriye'de ne yaşadık? Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü neydi? Sınanmamış ve korkulan bir güçtü değil mi bizim elimizdeki askeri gücümüz? E ne oldu şimdi? Suriye'de ne oldu peki? Neyiz biz? Biz kimiz abi şimdi? Ne olduk şimdi biz? Deyip Türkçe var. Ne olduk yani, şimdi abi? Anlatabiliyor muyum? Bence hiç doğru şeyler yaşanmadı son 10 yılda. Hiç doğru şeyler yaşanmadı. Masada mıyız? O kadar şehite değer mi masada olmak? Bilmiyorum ki. Sen söyle. Ne demem lazım? Ciddi cevap verdim. Masa biziz demez lazım. Yok abi, ben bu konuda... Kaldıramıyorum açıkçası, kusura bakmayın. Eyvallah. Yani o çocukların yakıldığı gün dün gibi benim aklımda neredeyse inkar edeceklerdi yani bunlar bizim çocuklar edildi, değil edildi. Diye. Edildi. Edildi. Şimdi ne oldu? Şey ben bir o şey çocuğun anası babası olsam ne hissederdim? Ben bunu düşünüyorum abi. Bir şey söyleyeyim sana, bu aydınlıkta haber yapıldı, bir tanesini işitçi dendim. O iki kişiden biri için. Düşünsene ben abi. Ben bunu Doğu Perinçek'in yüzüne söyledim. Bir tek ben sordum bunu bu arada. Hani o kaç yıl oldu neredeyse bu olay çıkalı. Bir tek ben sordum yayında. Ve o yayın dedi yanlıştı dedi. Abi bak düşünsene, sen yavrunu kuzunu anlı Türkiye şeyin askerin formasını giydiriyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin. Gidiyor. Ele geçiriliyor. Propaganda videosu olarak kullanılıyor IŞİD tarafından. Ve senin ülkende diyorlar ki bu IŞİD'çiydi. İşte bunlar işbirlikçiydi. Cart çürt. Oğlum bu ciğer nasıl yanar biliyor musun sen? Nasıl yanar o ciğer amına koyayım? Onun anası babası olsan. Kim söndürecek yani o alevi? Allah aşkına ya. Bunlar rezillik ya. Bunlar rezalet ya. Bu rezalet, bu rezalet, bu pislik, bu beceriksizlik. Anladın mı? Bu daha ben çok şey söylerim de. Neyse, doğum günümüzde gözümüzü ters kelepçeyle açmayalım. Biliyorsun, sinirlendiğin anı ben de hatırlıyorum bugün. Yine internetin yavaşladığı şey bir gündü. Ve bu yani bunun emrini veren, bu videoyu çeken adam da Antep'te 5 yıl yaşadı amına koyayım ya. Bu basiretsizlik amına koyayım ya. Geldik uyuyan hücreler mevzusuna. Bir tanesine şehitlik verildi arkadaşlar. İkincisine değil, orada bir sıkıntı var. Ben bu olayı araştırıyorum. O videosunu yapabilirsem yapacağım. İçeri sızdırmaya çalıştırdılar. Diğeri de normal şehit kaçırıldı. Şeyden, çatışmadan sonra.
Yani orada kafanız karışmasın. Yani. Niye birine şehitlik verildi, niye birine verilmedi? Bir tanesi resmi olarak kayıp, diğerine şehitlik verildi. Tabii yıllar sonra. O haberi şimdi de ben işte, sordum işte. Bu araca. Onu da söyleyeyim. O haberi ben Aydınlık Doğu Perinçek. Evet, sen sordun Doğu Perinçek. Ben sordum. Hatay'dı. Orada Aydın'ın genel yayın yönetmeni falan da vardı. Yani direkt sordum. Peki bu hatayı birilerine haber vermeden yapabilir mi sence? Yok, hayır canım. O bilerek yapıldı o haber zaten. Tamam abi. İşte mesele bu abi. Basiretsizlikten kastım bu yani. Bu ülkenin ne kadar çıkarı olursa olsun ben bunu yediremiyorum. Ki oradan ne çıkar kazandık onu da bilmiyorum açıkçası yani. Abi utanç ya. Ayıp ya. Utanç bunlar abi. Neyse. Devam ediyorum videoya. Ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu projeler benim için vazgeçilmez. Türkiye'nin Refah Ülkeler Ligi'nde yerini alması için Türkiye Batı İttifakı'nın içinde konumlanmalıdır. 3, 2, 1. Yani zaten Berfin, şu anda Sovyetli, Türkiye'ye baktığımız zaman yavaş geçmişten... Yavaş. Berlin, yavaş Berfin, şey gidiyor, Berfin yavaş sosyal yavaş. Sosyal demokrat, sosyalist, Sovyet. Orta yavaş yavaş kayıyor. Kızıl komünizm. Bugüne kadar Türkiye'nin ekonomi politikaları hep Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde alınmış kararların bir bütünüydü. Yani bugün tarımdaki bazı sektörlerde üretimin azaltılması gibi. Yani ve Berfin sola kaymış yine. Bugün bizi getirdiği durum ortada. Madem işte Batı İttifakı'na pozitif katılan arkadaşlara soruyorum. Yani bugüne kadar şu an ana hükümet partisi ve tüm muhalefet partilerin ekonomi programlarında... Berfin, sen karar ver, çaktırmadan sağa kayıyor gittikçe bu. Ne yapıyorsun sen? Oğlum ben sana buradan yayın açtım. Yayından izleme amına koyayım. Avrupa Birliği'ne uyum paketi var. Ya arkadaşlarımızın açık, senin konuşmuşsun sadece onu söylüyorum. Yaşamak istenilen hedef Avrupa ülkeleri ama uygulamak istenen politika Şangay Beşlisi olarak görülüyor. Yani şöyle burada. Türkiye, bu çok mümkün görünmüyor Türkiye açıkçası. Ne bir doğu ülkesi ne bir batı ülkesi. Biz çok farklı bir kültürel harmanlanmış bir ülkeyiz. Yani çok farklı kültürler, inancımız, ideallerimiz. Yani biz farklı bir ülkeyiz. Ne doğuyuz ne batıyız. Dolayısıyla hem ekonomi anlamında da yani zaten bugüne kadar biz hep Avrupa Birliği'ne uyacağız. Avrupa Birliği'ne uyacağız, tarımı değiştirdik. Avrupa Birliği olacak, eğitimi işte bir şeyler karıştırdılar, ettiler. Yani şu an geldiğimiz nokta zaten bu sürece uyumadı altında geldiğimiz süreç. Biz Batı'ya çok fazla yanaşmaya çalıştık ama Batı'ya giremedik. Yıllarca giremedik. Eyvallah. Belki işte 50'lerden beri, 40'lardan beri Batı'ya yanaşmaya çalışıyoruz. Ve Batı bizi kabul etmedi. Asla da kabul edeceğini düşünmüyorum ben. Abi bunun kabul etmekle alakası yok. Biz kendini çok zeki zanneden bir milletiz. Bakın Batı'dan alıyoruz yasaları, tamam mı? Avrupa Birliği uyum çerçevesinde. Abi direkt şu olurdu. Mesela bir tane ihaleyle ilgili, gerçi ihaleyle ilgili yasayı almadık. Da şu an öyle örnek verisim tuttu. Alıyoruz ihaleyle ilgili yasayı. İlk düşündüğümüz şey şu. Ya kimse şey demiyor. Ulan ne güzel yasa. Artık kimse yolsuzluk yapamayacak. Şöyle oluyor bak. Peki. Bak peki. Yapacağımdan değil. Şu anda stratejik ve teorik olarak sesli düşündüğümü farz et. Şirketi karnımın üstüne yapsam. Benim bacanakla beraber ortak ettik diyelim onları. Teorik. Teorik. Öbür ihaleyi oradan alsak. Bir şirketi de bacanağın üzerine. Anladın mı şimdi? Almanya'da hanımının üzerine şirket yapacak çakal yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu tespit edildiği zaman yasalarda olmasa bile değil mi? Genel etik kuralları dahilinde hakim diyor ki birader tamam biz bunu yasaya yazmamışız da senin yaptığın da orospu çocukluğu. Geç bakayım içeri diyor. Anladın mı? Peki Ahmet kardeş. Bir dakika bu yaşandı mı? Geçtiğimiz ay erlik. Neydi o belediye başkanı? Türk karısı buna demiş ya yap ya demiş. Nerede belediye başkanıydı? Almanya'da. Ya yap yap sen demiş. Adamı referandumla attılar arkadaşlar. Belediye başkanıydı Türk. Halka referandum yaptılar. Dediler ki bu orospu çocukluğu mu değil mi? Adam karısını kayıran şeyler yapmış. Frankfurt'ta belediye başkanı. Demiş ki hakim ya biz buna karar veremedik halka soralım. Halk da demiş ki alın bunu amına koyayım. Böyle orospu çocukluğu mu olur demiş. Anladın? Adamın karısı Türk. Karısı... Kardeş ben şeyi soracağım. Şimdi şey yapabiliyoruz mu? Sen bu işlerin uzmanısın. Buyurun. Şimdi SPK başkanı olsam. Heh. Kız kardeşim üzerinden. Heh. O da milletvekili. Allah Allah. Oradan oluyor mu öyle? Yapabiliyoruz mu onu? Vallahi bacana. Bankasya'da yapıyorduk.
Ya ben onu şimdi bak. Bankasya'dan kredi aldın. Yalıyı aldın. Bankasya Jord. Ne oldu? Peki şey yapabiliyor muyuz? Kız kardeşimizin bunlara itiraf ettiği görüntülerde başı açık diye dava açabiliyor muyuz bu görüntüleri kaldırmak için? Deneyebilirsin. Serhat Peker geliyor. Zort. Doğu'ya baktığımızda da Doğu'nun da yanaşılacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden konumumuzun olduğu gibi hani nasıl Türkiye Batı ile Doğu arasında köprüyüz ortadaysa kültürel olarak hem Batı'dan ya köprü möprü değiliz bu arada ya. Bizim de ortada olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim de Batı ittifakı içerisinde olmamız gerekir. Bu ülkelerin ortak noktası köprüyüz tabii gelen geçen üstümüzden geçiyor. Bir, ülkeler olması Batı Doğu bile onda da işte daha tam tersi daha baskıcı daha otoriter yer rejimlerin olduğu ülkeler. Ama Türkiye demek değil ki tamamıyla Batı'nın içerisinde olmalı, tamamıyla Doğu'nun içerisinde olmalı. Evet biz Avrupa Birliği'ni almıyorlar ama bu demek değil ki biz Avrupa Birliği standartlarında yaşamayalım. Ralf'in sen ilk defa Bekir'den de ileri bir pozisyon aldın. Ya aslında istemeden oldu ama şöyle. evet işte Batı İttifakı dediğimiz zaman Batı bize demokrasiyi, özgürlükleri, eşitlikleri. Zaten Batı İttifakı'na yaklaşabilmek için yani Avrupa Birliği'ne girebilmek için de karşılamamız gereken bazı şartlar var. Biz onları karşılamıyoruz ve daha ona da çok var yani. Mümkün mü onu da bilemiyorum. Ama hani bir hayal kuruyorsak Batı'ya işte demokrasiye, mümkün olduğu kadar eğitime, eşitlikten yana olmalıyız. Ama evet hani uluslararası ilişkiler bakımından değerlendirirsek Avrupa'nın içinde de çatlamalar var. Yine orada da bir sağa kayma var. Onun sonuçları ne olacak onu da bilmiyorum. Ya Berfin özellikle... Avrupa hiç bilmiyor bu arada. Arkadaşlar 2-3 tane motorcu yasal bir şekilde ceplerinde silah taşıdıkları anda anladın mı? Almanya'da hemen araştırılmaya başlanırlar. Acaba bunlar bir örgüt mü oluyor, çete mi oluyor, ne oluyor? Berfin bizim ülkemizde neler dönüyor sana anlatayım mı kardeşim? İki tarafı da hoş görmekte. Ülke açısından tabii ki mantıklı olur. Ben sana hatta şey diyeyim Ahmet. Ben poligona gitmeye Almanya'da başladım. Sonra Türkiye'ye taşınınca burada devam ettim. Orada silahını aldığın zaman Botfine'da evet. Evine koyuyorsun bir tane trezon olacak. Çift şeyle. Bir trezon, bir trezon içine bir trezon da onun içine koyacaksın. Polis istediği zaman evine girebiliyor senin ve silahı kontrol ediyor. İstediği zaman. Ve bu silahı böyle şeyde taşıyamıyorsun cebinde benim de. Mümkündür. Yani sen bu işi poligonda atış için, spor için yapsan bile inanılmaz baskı var üzerinde. Kaldı ki silah taşıyacaksın. Bizde şey var. Ben diyorsun şey yapıyorum. Avcı. Avcıyım ben diyorsun. Alıyorsun bagajda taşıyorsun abi. 40 liraya keleş satılıyor anasını satayım. Bir tanesi yazmış. Gittim abi 40 liraya keleş satılıyor burada.